İyi geceler sevgili seyirciler. Bengi Türk TV'de yine bir sebep sonuç gecesindeyiz. Bu gece İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'un bilinmeyen tarihi ve bilinmeyen tarihi yerlerini konuşacağız. Çok önemli bir konuğum var. Tarihçi yazar Ahmet Anapalı. Tarihte yürüyen adam aslında namı diğer. Eyvallah. Programdan bildiğimiz üzere. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Vallahi hamdolsun. Görüşemiyoruz hocam. Evet. Programlar siz yoğunsunuz zaten. Estağfurullah. Maalesef ama. Şeyde devam ediyor. Araya girdim ama bu gemilerle turlar var zannedersem değil mi? Onu ben yani benim düzenli olarak bir televizyon programı, İstanbul tarihiyle alakalı bir İstanbul programının yanı sıra geziler oluyor. Bunlar bazen arabayla, bazen gemiyle, bazen yürüyerek. Biz İstanbul'u geziyoruz. Şeye katılmak istiyorum. Özellikle bu tekneler var Boğaz'da. Evet, evet. Yalılar, tarihi yerleri anlattığınız bazı geziler. Bir ay önce yaptık onu. Çok güzel geçti. Var mı yeni tekrar? Artık mevsime bağlı olarak sanırım yaz ayında olur. Şu mevsimde olmaz. Yani Boğaz üşütür. Evet. Doğru. İstanbul'u konuşuyoruz hocam. Tanıtıma gideceğiz. Tanıtımdan önce aslında İstanbul'un çok yanlış bilinen tarafları da var. Tarihi hem yer olarak, tarih olarak da yer olarak da bu gece dolu dolu bir 2 saat boyunca sizden dinleyeceğiz, İnşallah. Yoracağız diyorum. Sevgili seyirciler, sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Instagram'dan yine ekranın altında göreceksiniz benim şahsi Instagram hesabım. Twitter'dan sebep sonuç hashtag'i ve aynı zamanda yine Facebook'tan sebep sonuç sayfasından soru ve görüşlerinizi bize gönderebilirsiniz. Bir tanıtım var, onu izleyelim. Sonrasında buradayız. Sebep sonuç başlıyor. Sebep sonuçta İstanbul'un bilinmeyen yüzü konuşuluyor. Osmanlı'da İstanbul'un merkezi neresiydi? Osmanlı'da kuş evleri, kuş çeşmeleri niçin yapılırdı? Beyazıt Meydanı ve İstanbul Üniversitesi'nin bilinmeyen tarihi nedir? Yedikule zindanlarının hüzünlü hikayesi nasıldı? İstanbul'un ilk camisi olarak bilinen Arap Camii hakkında bilinmeyenler. İstanbul surları ve sahabelerin surlara geliş sebepleri nelerdir? İstanbul'un ilk belediye başkanı kimdi? Hepsi ve daha fazlası az sonra sebep sonuçta. Hocam, İstanbul'u konuşacağız. Çok dik bir soruyla başlayayım mı? Lütfen. İstanbul'u kim yaptı? Güzel. Nasıl olmuştu? İstanbul aslında iki ayrı milletin bir araya gelmesiyle oluştu. İki birbirinden bağımsız, birbirinden habersiz iki ayrı milletin bir araya gelmesiyle oluştu. Milattan önce 2200 yılında, yani günümüzden 4200 sene evvel, Megaralı, Trakyalı, Çatalca bölgesinde yaşayan Megaralılardan komutan Bizas isminde biri kendisine bağlı olan kabileyi aldı ve yürümeye başladı. Rivayet o ki, bir Yunan mitolojisine göre rivayet o ki, ulu bilgelerden biri dedi ki ona, dünyanın bittiği yeri bulacaksın. Dünyanın bittiği yer. Karşısında körler ülkesini göreceksin. Onları gördüğünde bulunduğun yeri kendine yurt yap. Şimdi Çatalca'dan yürümeye başla. Geleceğin yer İstanbul itibariyle önce Silivri, sonra Büyükçekmece. Doğru değil mi? Aradaki ufakları atlıyorum. Sonra Küçükçekmece, işte Avcılar, Çekmece. Sonra Yenibosna. Sonra Bakırköy. E5 üzerinden gidiyoruz. Merter. Sonra Zeytinburnu, Merter, Cevizli, tarihi yarımadaya girdik mi? Sonra Beyazıt, Çemberlitaş, Gülhane Parkı'na geldik mi? Ne oldu? Dünya bitti. Deniz başladı. Karşısında bir körler ülkesi olacak dedi ulu bilge. Baktı karşı tarafta bir grup, bir yerleşim var. Demek ki tarihi Yarımada'daki gerçek Konstantinopolis'ten önce karşı tarafta yaşayan birileri var. Dedi ki muhteşem bir yer burası. Muhteşem bir yer dediği yer Gülhane Parkı, Sarayburnu, Birinci Tepe, yani Ayasofya'nın olduğu var, yer. Tepeler var. Aynen öyle. Dedi ki burası muhteşem bir yer. Böyle muhteşem bir yer varken karşı tarafa yurt kurmak, sanırım körler olsa gerek bunlar dedi. Ve orayı Kalkedeon, körler ülkesi olarak takdim etti. Kadıköy'den bahsediyorum. Bu tarafa yer yurt kurdu. Demek ki Romalı, yani Yunanlı, Megaralı, Bizanslı ve adamları İstanbul'a geldiğinde Kadıköy'de zaten kurulu bir düzen vardı. Zaten bir hayat vardı. Peki onlar nereden geliyor? Onlar Anadolu'dan geliyor. Asya'dan geliyor. Zira bakınız lütfen Marmaray batıklarına. Marmaray batıklarında 8000 yıllık, yani Yeni Kapı'dakilerden bahsediyorum. Şeyde de şimdi Beşiktaş metro kazılarında da bir şeyler çıktı. Bu civarda bulunan en eski eser, fosil, insana dair en eski belge ya da bulgu 8000 yıllık. Ama karşı tarafta Pendik E5 büyütülecek, açıyorlar, 15000 yıllık bir lahit buluyorlar. Karşı taraf daha yaşlı. 15000 yıl evvel Pendik'te, Kartal'da, Maltepe'de, sahillerde hayat varmış. İstanbul daha sonra kurulmuş. İstanbul'a diyorlar ki ya burası ne kadar güzel bir yer. O aralar buranın adı Bizans. Komutan Vizas'ın kurduğu yere Bizans adı veriliyor. Burası Bizans'tır. İstinye'de bir köy var. Bir balıkçı köyü. Burada bu arada bir balıkçı köyü. Adı da Likos. Neresi hemen söylüyorum. Eminönü, Sirkeci, bu Mahmut Paşa hanlarının olduğu yer, Sarayburnu, Gülhane Park'ın ufak bir köy. Aynı o köy gibi başka bir köy var. Sırpça ve Yunanca şehre doğru demek olan bir isimle anılıyor. Adı da İstinpol, İstinpolis. Bugünkü İstinye. Biz Türkler koydu İstinye'ye, İstinye ismini. Romanya, Almanya, Makedonya, Rusya, Ya, Ye. Bunlar, yani Ya ve Ye ülke ismidir. İstinpol de şehirdir ya. Onların şehri bizde Ye. İstinye oldu. İstinye gerçek ve hakiki İstanbul'dur. Burası Konstantinopolis'tir. Çok ilginç. İstinye. İlk İstanbul İstinye. Genelde biliriz ya, tarihi yarımada, Eminönü, surlar. Evet. Tarihi yarımadanın adı Bizans iken, sonra Konstantinopol iken oranın adı İstanbul. Şehre doğru demektir. Şehir değildir orası. Orası bir köy ama şehre doğru giden yol oradan geçiyor ve şehre doğrudur. Derken milattan sonra 198-195'li yıllarda Roma'nın büyük imparatoru Septimus Severus gelir. İstanbul'u, yani Bizans'ı yerle bir eder. Yakar yıkar. Milattan sonra 205 yılında pişman olur. Ve buraya Roma'daki gibi bir Circus Maximus yapar. Nereden bahsediyorum? Sultan Ahmet Camii'nin önündeki at meydanı. O taşların bulunduğu yer var ya. Çukurun olduğu yer. Evet. 35 metre yerin altında bir hayat var ve ben oraya 2 defa girdim. Sultan Ahmet Camii... Zaten etrafından görebiliyoruz zaten. Öyle bir giriş yok. Özel izinle 35 metre altında gladyatör odaları, vahşi hayvan barınakları var. Sarnıç var. Sultan Ahmet Camii, Ayasofya'nın altı, o meydanın 35 metre altında bir hayat var ve ben orada 3 saat geçirdim. 3x2. Hazır oraya gelmişken şu aklıma geldi. Konuyu dağıtmayacağım ama hep bilinir ya Ayasofya yapıldığında, camiye çevrildiğinde öyle bir mimaridir ki daha sonra kiliseye çevrilmesin. Alttan bir şekilde kaynaklarla, bağlantılarla minarelere bağlanmıştır. Evet. Bir tane, çünkü kiliseye çevirdiğinde minareyi yıkması gerekecek. Yıktığında bütün kubbe çökecek diye bir anlatılır. Şöyle mudur bu? Milattan sonra 532 tarihinde Roma İmparatoru Justinianus bir mabet yaptırmak ister. O aralar Roma İmparatorluğu'nda 2 tane büyük mimar vardır. Antemios ve Isidoros. Onları çağırır ve der ki bana büyük, çok büyük, Allah'ın büyüklüğünü ifade eden büyüklükte bir eser verin. Onlar da 5 yılda Ayasofya'yı yaparlar. Bu arada şimdi hiç bilinmeyen bir şey söyleyeceğim. 532 yılında Nika diye bir isyan çıkar. 532. Yani günümüzden 1500 yıl evvel. Ben İslami yaptım. 571 peygamber. Evet, daha peygamberin babası dünyada yok. Yani Abdullah daha dünyada yok. 532'de bir isyan çıkar. Nika isimli bir esnaf. Patrona Halil'in Roma versiyonudur bu. İsyan çıkar ve o isyanda saray erbabına çok fena bir saldırı yaparlar. Roma imparatorunun sağ kolu olan komutan Beliseros inanılmaz bir katliam yapar. Sıkıdır. 35.000 kişiyi o isyana katılan, sebep olan, yardım eden 35.000 kişiyi öldürür ve gömer. Nereye söyleyeyim mi? Sultan Ahmet meydanına gezmeye gidenlerin ayağının altına. Ayasofya'dan başlayıp Sultan Ahmet'e kadar giden o fıskiye var ya, büyük fıskiye. Yanında kafelerin olduğu bölgenin arka taraf. Oraların altında 3-4 metre altında 35.000 kişinin mezarı var. Çok ilginç bir şey. Evet, oraya gömmüş, üzerine toprağa serpmişler ve oraya bir meydan yapmışlar. İşte Ayasofya o yapıldığı tarihte Ayasofya 65 metre yerden yüksekliği. Süleymaniye 53 metre. 65 metre devasa bir yapı. Defalarca yıkıldı. Yapılıyor, yıkılıyor, yapılıyor, yıkılıyor. Zira o büyüklükte ve her anlamda genişlikteki o yapıyı tutacak şey yok, mekanizma yok. Dağılıyor sürekli. Mimar Sinan'a kadar defalarca yıkılmış. Mimar Sinan şu şey düşünün, kumdan bir kale yapıyorsun ve dağılıyor. Yapacağın şey çok basit. Etraftan kumla kenarları doldurmaktır. Sıkılaştırmaktır. Mimar Sinan da kuşaklarla binayı ortaya almış. Minarelerin altına dev kazıklar çakmış ve binaları minarelerle sabitlemiş. Minareyi çektiğinde o binanın o kısmı boşta kalıyor. O zaman mantık başka bir şey. Yani binayı korumak. Binayı korumak, yıkılmasını hani, engellemek. Yok hayır şey değil, hani daha sonra ele geçer, camiye çevirmek isterler. Minareyi yıktıklarında düşsün kubbe anlamında kullanamasınlar değil. O sadece dünyanın binayı korumak. Hiçbir yerinde benden sonra şöyle yapsın diye bir öngörüyle yapılmaz. Şey doğru mu? Mesela, o bir yazı bulundu. O da hikaye. Hani Mimar Sinan'dan işte şu kadar yıl sonra tamir etmek isterseniz. O da doğru değil. Şey düşünsenize, Türkiye Cumhuriyeti bir eser yapıyor. Diyor ki Cumhuriyet yıkılırsa, öyle bir şey olabilir mi? Yani Cumhuriyet yıkılırsa diye başlayan bir çıkarımla bir şey yapmaz. Türkiye Cumhuriyeti yıkılmamalı. Öyle bir belge var ama yani o yazılmış, çizmiş, sahte bir şey. Kilise olursa diye bir şey ben... Yok yok hayır, o belge hani daha sonrasında burada bir sıkıntı olursa, taşlar düşer, yıkılır, öyle tamirat bir belgenin... lazımsa... Şuradan başlanacak önce zaten diye oraya başlandığında kazdıklarında o belge çıkıyor. İşte buranın şeyi, çizimleri, mimari. Nerede? Öyle bir belge dolaşıyor internette. Yok mu? O kadar fazla şey dolaşıyor ki Facebook'ta, Twitter'da. Geçenlerde bir sunum bulabilirsek yapacağım. Yönetmenim o belgeyi. Çok iyi olur. Mimar Sinan'ın Ayasofya, pardon. Şehzadebaşı Camisi. Onun için miydi? Evet. Şehzadebaşı. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Paşa Camisi ile ilgili. Buradan genç kardeşlerime, ödev yapan kardeşlerime bir tavsiye, bir abi, hoca tavsiyesi. Ödevlerini internetten yapmasınlar. Ödev kitaptan yapılır. Geçen de bir sunum hazırlıyorum. Sultan Vahdettin'in küçük kızı Sabiha Sultan'ın resmini alıp yapıştıracağım. Sultan Vahdettin'in hayatını anlatıyorum sunumda. Sabiha Sultan var, onun ufak kızı. Resmini alıyorum internetten ki oraya koyayım. Sabiha Sultan dedim, görsellere bastım, karşıma Hülya Avşar çıktı. Şeyden, diziden herhalde. Çünkü tarih dizilerinde de oynadı ya, belki her şey onlarla ilgili. Doğrudur. Fakat dediğim gibi o belgeyi, o kadar çok belge var ki, falanca belge. O belge nerede? O belge yok. Öyle sır. Ya da bir belge koyuyorlar, o belgede atıyorum ha, tamamen örnek veriyorum. Fasulyenin tarifini yazıyor, al sana belge diyor. Okuma bilmiyoruz ya, oradan yararlanıyorlar. Hiç böyle bir şey yok. Bu tamamen halk hikayesi. İstanbul üzerine uydurulan rivayetlerden biri de budur. Mimar Sinan adına ben 3 bölümlük bir program çektim. Bir belgesel yaptım Mimar Sinan'la. Bunun doğru olmadığını oradan biliyorum. Peki isim nasıl oldu? Ne o? Konstantinopolis, Konstantinopol. Şimdi, sonra İstanbul'a dönmesi. Septimus Severus bu şehri yaptı, daha sonra pişman oldu. Yaptı. Anatolia oğlu var. Yap dedi. O da onu yaptı. 11 Mayıs 330'da Konstantin, Roma İmparatoru Büyük Konstantin. Hocam bulduk bu resim. Bu Şehzadebaşı Camii'nin işte çizimi. Bu bilinen Mimar Sinan'ın tamir etmek istediğinizde işte budur planı size yardımcı olsun diye cami. İnternette çıkan resim bu. Caminin tamamı. Biz caminin tamamını yapmak için sana ihtiyacımız yok. Bak Çamlıca'ya cami yapılıyor. Sinansız yapılıyor. Sultanahmet Camii'nin aynısı yapılıyor. Sinansız yapılıyor. Ya ona ihtiyacımız yok bizim. Bu caminin çizimi. Ama o yazıyı ben gördüm. O, Osmanlıca bir yazı. Hı hı. Hiç de bir alakası olmayan ve yeni yazı. Türkçe yazılmış. Halbuki o günlerde Farsça ağdalı kelimeler kullanılıyor. Yani derdiyle razdı feravanesti ve lider alem gibi bir Türkçe kullanılıyor o günlerde. Onu da yazacak olan baba yiğitte o Türkçe yok. Kendi kendine yazmış yani. Ne yazmış orada? Şey yani işte günümüz Türkçesi ben Sinan gibi demiş mesela. Hı. Ben Sinan diye başlamıyor Sinan. El fakirül hakir diye başlıyor. Ben. Fakir ve hakir Sinan diye başlıyor. O onun imzasıdır. Bazı parolalar vardır. Gibi yani mahlas gibi şiirdeki. Ya da hattatların o imzası aynen gibi. Aynen öyle. İcazet aldıkları aynen şey öyle gibi. 11 Mayıs 330'da Konstantin, şimdi o kadar büyük bir İstanbul ki Roma İmparatorluğu ki empati yapın, Osmanlı İmparatorluğu'nun 2 katı. Bir ucu İspanya'da, Atlas Okyanusu'nda, İngiltere'de bir ucu Mısır'da. Orta Asya'ya kadar uzanmış bir şey. İmparatorluk düşünün. Bir örnek veriyorum. Sezar bir emir veriyor. Sezar'ın emri 2 sene sonra ulaşıyor yerine. Adam yolda unutur. Emri unutur. Ne diyecektim ben der. 2 yıllık bir yol. Dolayısıyla tek bir merkezden idare edilemeyen Roma İmparatorluğu 2'ye bölünüp siyasi anlamda. Şey bakın, yok mu valilikler gibi Osmanlı'nın gönderdiği? Var ama onlar kendi başlarına İnisiyatif kullanmıyorlar. Yine emir bir şey bekliyorlar. Soruyorlar başkentte 2 sene, 4 sene sonra geliyor adam. Roma İmparatorluğu Osmanlı gibi değil. Osmanlı'da merkezi sistem hakimdir. Roma'da trivirium var. Veya kuadrivirium var. Yani üçlü sistem, kuadrivirium, dörtlü sistem. Lepidus, Septimus Severus, Marcus Antonius, Sezar, Octavianus. Bunlar hepsi aynı anda yaşıyor ve hepsi kral. Böyle bir düşünsenize Sultan 4. Murat devrinde 4 tane padişah yaşıyor. Olabilir mi? Osmanlı hayır ama Roma evet. Roma'da olmuş. 4 imparator. Zira yetiştiremiyorlar. Büyük. Dünyanın en büyük. Paylaşıma mı gitmişler orada? Paylaşıma gitmişler. Paylaşıma gitmişler ama Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma. Hmm. Yani İtalya Roma. Ardından demiş ki ya bu böyle olmaz. 2 tane başkent yapalım. Batı'nın başkenti Roma olsun. Doğu'nun başkenti de İstanbul olsun. Dedi diye Konstantin kurdu diye. Polis şehir demek. Konstantin'in şehri anlamında olan Konstantinopolis adı konulmuş. 11 Mayıs 330'dan beridir. İstanbul başkenti. Sonra tabii Konstantin devrinde İstanbul 3 tepe. Sayayım mı tepeleri? Ayasofya'nın olduğu yer, Topkapı Sarayı'nın olduğu yer 1. Çemberli Taş direği var ya sütun. Evet. 2. Beyazıt ve Süleymaniye 3. 3 tepe. Orada surlar var. Sonra Roma İmparatoru Theodosius, 1. Theodosius bunları 5 tepe yapmış. Yani Fatih'i ve Cerrahpaşa'yı aynı şeye almış. Bir İstanbul için almış. Batı Hun İmparatoru Attila Avrupa'yı atı ile ezmiş adamdır. Hun Türklerinin lideridir. Batı Hun İmparatoru Attila İstanbul'u almak için geldiğinde Cerrahpaşa'ya kadar geldi. Fındıkzade var ya Fındıkzade. Cerrahpaşa'dan Fındıkzade'ye. Tam orada varmış sütun. Oraya kadar gelmiş. Ama alamamış. Ardından 420'li yıllarda 2. Theodosius İstanbul'u büyütmüş. Nereye kadar? Bugün 6800 metrelik Zeytinburnu sahiliyle Ayvansaray arasındaki bizim bildiğimiz Topkapı, Edirne Kapı surları var ya, oraya kadar büyütmüş. Ama oradaki en son, yani Roma'daki en son şey, bakım, restorasyon, Roma İmparatoru Justinianus. Bakın, Kanuni ne demektir bizim dünyamızda? Bizim dünyamızın Kanuni'sinin Roma karşılığı Justinianus'tur. Büyük adamdır. Aklına neresi geliyorsa orayı o yapmıştır. Justinianus'suz bir İstanbul, Kanuni'siz bir Osmanlı gibidir. Yarım kalır. Sonra Yeditepe olmuş. Nereler tepeler? İster misiniz sen? Yoros bildiğimiz Çamlıca Tepesi. Şimdi Yoros Tepesi şu an en yüksek o zannedersem. Anadolu Kavağı'nın daha ilerisi. Yani Yoros şeydik hocam, Kurtköy ileride. Yoros Kalesi var. Kalesi, o tepe aynı atla. Yoros Kalesi, Yoros Tepesi. Anadolu Kavağı'na gel. Oradan 45 dakika yukarıya çık, bir şey var. Kale var, onu Fatih istikamet. Hatta arkadaşlar Yoros Kalesi'ni, Yoros Tepesi'ni bulurlarsa... Ben yaklaşık bir 2 ay önce gittim. Şu an restorasyonda ama 2-3 yıldır tatilde girilmiyor. Aradan böyle şeyle patika yoldan çıkılıyor yukarı. Aynen öyle. İstanbul'u sayıyorum. Bakın zaten geldi. Tamamı 7 tepenin 7'si de İstanbul içinde. 1 numaralı tepe Ağustos Tepesi, yani Zafer Tepesi. Neresi? Sultan Ahmet Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı'nın olduğu yer. 2 numaralı tepe Konstantin Tepesi, yani Çemberli Taş'ın olduğu yer. 3 numaralı tepe Theodosius Tepesi, yani Beyazıt ve Süleymaniye camilerinin olduğu yer. 4 numaralı tepe Havaryum Tepesi, yani Fatih Camii'nin olduğu yer. Orada Havariler diye bir manastır varmış. Havarileri yıkmışız, Fatih'i kurmuşuz. 4 numaralı tepe Fatih. 5 numaralı tepe Yavuz Sultan Selim Han'ın camisi var ya, Yavuz Selim Camisi. Oranın olduğu yer. 6 numaralı tepe Kora Tepesi, yani Mihrimah Sultan Camii'nin olduğu yer ki İstanbul'un en yüksek Mihrimah tepesi... Sultan Üsküdar'daki değil. Yok yok, Edirne Kapı. Tamam. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan var ya, hemen uçmuşta, solda. Orası İstanbul'un en yüksek yeri bu arada. 35 metre yerden yükseklik, deniz seviyesinden. Malumun İstanbul deniz seviyesinde bir şehir. Yani sıfır deniz seviyesi. 35 metre yukarıdadır Mihrimah Sultan Camii. 7 numaralı tepede benim doğup büyüdüğüm tepedir. Cerrahpaşa. Oranın da adı Arkadios Tepesi. Roma İmparatoru Theodosius'un küçük oğlu Arkadios. Büyük oğlu Honorius da İtalya'nın komutanıdır. Zira İstanbul 395'te 2'ye bölündü. Batı Roma, Doğu Roma diye. Şimdi bu Romalılar bizi niye sevsinler? 476'da Batı Roma'yı bir Türk olan Atilla yıktı. Şöyle yapalım hocam, bir virgül koyalım mı? Niye sevsinleri? Peki. Çok kısa bir aramız olacak. Sevgili seyirciler, bir virgül koyduk. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet hocam, bir virgül koyduk. Çok önemli bir soru. Romalılar niye sevmezler? Romalılar bizi sevmezler. Yani Yunanlılar. Bakın bizim Yunanlılarla bir kuyruk acımız yok. Kurtuluş Savaşı'nda şımardılar. Hallerini bildirdik. Tokatlayıp gönderdik. Yunanlıları ben düşman edecek kadar büyütmemeliyim. Yunanlılar kim ki? Ama onların bende acıları var. Neyim o acı? Bir Roma İmparatorluğu kuruyorlar. 395'te 2'ye bölünüyor. 476'da bir Türk olan Atilla Batı Roma'yı yıkıyor. 1453'te bir Türk olan Fatih Sultan Mehmet Doğu Roma'yı yıkıyor. Ardından bu Doğu Roma'dan kaçanlar ve Trabzon'a sığınanlar, yani David Komnenos, o da bir kraliyet ailesi. David Komnenos ailesi Trabzon'a kaçıyor. Trabzon Rum Pontus'u kuruyor. Fatih gidiyor 8 sene sonra Trabzon Rum Pontus'u yıkıyor. Nerede Ayasofya yaparlarsa biz camiye çeviriyoruz. Nerede bir imparatorluk kurarlarsa gidip yıkıyoruz. Bizi sevmiyorlar. Yani biz onların gözünde büyük bir tehlikeyiz. Zaten bu yüzden Atilla'ya Batı dünyası Tanrı'nın kırbacı, Allah'ın belası diyorlar. Diyorlar ki bu Atilla insanüstü bir yaratık. Bu insan değil. O yüzden bizim bunu yenmemiz mümkün değil. Peki ne yapacağız? Biz günahkar olduk. Allah'ın yapma dediklerini yaptık. Mümin bir Hristiyan olalım. Allah'a adakta bulunalım. Allah ola ki bize olan öfkesini geçirir. Kendi kırbacı olan bu belayı üzerimizden alır. Atilla için bunu söylüyorlar. İnanılmaz bir şey hocam. Aynı şeyi Fatih'e diyorlar. Fatih, Deccal'in oğlu Şeytan Mehmet'tir. Tanrı'dan yardım istiyoruz. Fatih'ten kurtulmak için. Ama Fatih'in inanılmaz bir eğitim süreci var. Yani Fatih 7 dil biliyor. 7 dil çocukluktan başlıyor. 4-5 yaşlarında. Aynen öyle. Ayrı şehirlerde orada vali olarak başlıyor, evet. Çok küçük yaşlarda. Şimdi evinde bizi izleyen dostlarımızın evinde böyle hiperaktif, hareketli, dikkat dağınıklığı olan, söz dinlemeyen, koltukta değil de üstünde oturan, düz duvara tırmanan çocukları varsa ya. Ben öyleymişim çocukken. Ne güzel. Ama şu an çok mutlu sakin. Olsunlar. Yani o aileler mutlu olsun. Evlerinde potansiyel bir Fatih büyütüyorlar. Fatih tam böyleymiş. Hocalar dayanamıyormuş ona. 2 ayda bir hoca eskitiyormuş. Bu yüzden Diyarbakır'daki medreselerde müderrislik yapan Diyarbakırlı Molla Gürani'yi getiriyorlar Edirne'ye olağanüstü yetkilerle. Her şey yapmak serbest. Ve Molla Gürani Fatih Sultan Mehmet'in odasına girdiğinde Fatih koşuyormuş, çarpışırlar. Koltuk altından tutar, kaldırır, 6 yaşında. Göz göze gelir, o oturacağı koltuğun oraya gelir, böyle bir yarım metre kala fırlatır, otur yerine der. Bundan sonra senin hocan benim. Ve ilk yaptıkları ders Türkçedir. Yaptıkları konu da belli, yani bütün hepsi belli müfredatta. Şimdi bizim bugün 2018 Türkiye'sinde Fatih gibi bir çocuğumuz varsa, hiperaktif, dikkat dağınıklığı var, laf söz dinlemiyor, ders çalışmıyor. Böyle bir çocuk okulda öğretmeni onu RAM'a sevk ediyor. RAM da buna dayıyor ilaçları. İlaçlarla normal insanlaştırıyor. Halbuki bir hikayem var. Buradan izliyorsa annem babam selam gönderiyorum. Ben de çok hiperaktifmişim. 7. katta oturup annem korkuturmuş, aşağı atacağım seni artık. Yani yaramazlık yapma diye. Abi, hep anlatır bana. İnanılmaz bir şey. 17 yaşında üniversiteyi bitiriyor. 17 yaşında. Kritovilos diye bir Romalı tarihçi var. Andronikos da var. Aynı şeyi söyler. Derler ki Fatih inanılmaz bir şey. 7 dil biliyor. 7 dil. Aynı dönemde papalık yapan Papa, yani Hristiyan Papa 2. Pius diyor ki bir pazar ayininde Şeytanın oğlu Deccal Mehmet, Mehmet diye geçiyor. Muhammed'i, Mehmet değildir onun adı, Muhammed'dir. Şeytanın oğlu Deccal Mehmet bizi ve töremizi yıkmak için dilimizi öğrendi. Coğrafyamızı öğrendi. Yaşama şeklimizi öğrendi. Kitaplarımızı okuyor. Deccal Mehmet bizi yıkmak için uğraşıyor. Şimdi bak, çok mühim bir şey söyleyeceğim. 2018 yılında bu söylediğimin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Yıl 1461, Trabzon'u fethetmiş, Çanakkale'ye gelmiş, belinden çekmiş kılıcı, bir kayaya çıkmış, Yunan tarafına bakmış, demiş ki Truva'nın intikamını aldım. Şimdi Truva. Ne alaka? Yıl 1461. Truva'nın intikamını almak ne demek yahu? Zira bugün Truva... Konuyu nereden biliyor bir de? Ya evet, onu söylüyorum. Bugün Truva, kızlara sorarsan Brad Pitt'tir. Çünkü aşildir. Erkeklere sorarsan da Truva savaşları vardır. Truva'yı biz bugün biliyoruz. Ya da atı biliriz işte. Aynen öyle. Ha, o Truva atını biliriz. Ya o sahte şey, o içine ancak problem şu. Truva savaşı, ya Troya savaşı, Akaların bu topraklara, Anadolu toprakları üzerine baş tanrı Zeus'un insan kadından olma yarı tanrı oğlu Aşil'le beraber gelip burayı almaya çalışmasıdır. Bir tek kitapta o savaştan bahsedilir. Homeros'un İlyada ve Odessa'sında. İlyada'da Aşil'in orduyla beraber Türkiye'ye gelmesi, Odessa kitabında ise Aşil'in ölmesi, Zeus'a der ki Aşil, baba der ben savaşmaya gidiyorum. Agamemnon'la beraber savaşmaya gidiyorum. Son defa sana uğrayayım dedim. Babası der ki Zeus Olimpos dağında, oğlum sen ölümlüsün. Olsun der, ben kendimi korurum. Aynen böyle anlatır mitoloji. Gel buraya der, alır onu, bacağından tutar, bir ölümsüzlük pınarı vardır su, sokar, çıkartır. Der ki bu suyun değdiği her yer seni ölümsüz yaptı, artık kılıç, ok, kalkan işlemez sana. Savaşırken bir zehirli ok tam olarak ayak topuğunun biraz üzerine batar. Çünkü orayı babası, bu tanrı bir de. Filmde de öyle zaten. Babası orayı tutmuştur, tuttuğu yer kuru kalır. O yüzden oraya biz Aşil tendonu deriz. Hı-hı. Bacaktaki oraya Aşil tendonu deriz. Şimdi problem şu. Truva Savaşı'nı, Aşil'i, Agamemnon'u, Akaları, İlyada ve Odessa anlatır Homeros. Dikkat! El yazma tek cilttir. İtalya Vatikan Kütüphanesi'ndedir. Fatih'in devrinde Papa'nın ve papalığın orada bulunan insanların dışında Homeros'u bilen yok. İlyada'yı, Odessa'yı bilen yok. Bu adam Truva'nın intikamını alıyor. Kaynak vereyim mi? Fatih Sultan Mehmet'in yanında gezen kadrolu müverrihi, tarihçisi Tursun Bey. Tarihi Ebu'l-Feth kitabında böyle yazar. Truva'nın intikamını aldım. Nasıl alıyorsun? Haberin olmaması gerekiyor. Ama haberi var. Zira krokodil diye bir, Ankonalı krokodil diye bir Latin, Vatikan Kütüphanesi'nde memurluk yaparken 2. Murat tarafından Edirne Sarayı'na ve ardından Manisa Saruhan Sancağı'na görevli olarak çağrılır. Fatih'e Latince, Yunanca ve Avrupa coğrafyası öğretmek üzere hoca olarak tayin edilir. İşte o Ankonalı Krioka'dan Homeros'u öğrenmiştir. İlginç bir şey. İlyada'yı ve Odessa'yı öğrenmiştir. Şimdi. Ve Latince birebir tercümeden, yani birebir kopyadan, yani orijinal metin diyelim, orijinal metninden Homeros'u okumuştur. Şimdi İlginç. Soru, bugün bir adam hem hafızlığa yakın Kur'an bilgisi olacak, hem makine mühendisi olacak, hem İslam alimleriyle muhabbet edecek kadar muharebe stratejisi bilecek. Olacak. Hem coğrafya, hem sosyoloji, liderlik. Hem liderlik ve bunun yanı sıra 7 tane dil bilecek. Savunma sanatları, kılıç. Evet. Ve bu işte Fatih Sultan Mehmet Avrupa'yı o kadar iyi biliyor ki bakın. Neden İstanbul'u Fatih aldı? Biraz Abdülhamit'i de anlatıyor. Hani o Yıldız İstihbarat, onları aynen çok öyle. İyi bilmesi aynen aslında öyle. Değil mi? Çok yakınlar aynen birbirlerine. Öyle. Ama Abdülhamit Han hiperaktif değil. Çocukluktan itibaren mesela Abdülhamit Han'ın da çok mükemmel Fransızca ve İtalyancası var. Hı hı. Ya bugün kaçımız biliyoruz Fransızca ve İtalyanca, Arapça ve Farsça? Abdülhamit 4 dil biliyor. Arapça, Farsça. Şimdi biz diyoruz ki Fatih 7 dil biliyor. Fatih'e sor kaç dil biliyorsun? 5 der. Arapça ve Farsçayı yabancı olarak saymıyor bunlar. O diller bizim diyorlar. Arapça ve Farsçayı biz yabancı olarak sayıyoruz. Onlar saymıyorlar. Evet. Onları koyarsak hocam, 7 dil yapar. Aslında bunu günlerce konuşsak tadından yanmıyor. Kurguya gitmem gerekiyor. Kurguyla beraber yürütmem. Çünkü çok soru var. Yetişmeyecek. Ben sizi yine çağıracağım hocam. Eyvallah. İnşallah. İlk belediye başkanı İstanbul'un. Eyvallah. Öyle bir konu da var değil mi? Biliyorsunuz bir önemli bir isim var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Manisa'da hocalığını yapan ama ne hocası ne almış ondan? Enteresan bir şey. 12 yaşında karşılaşıyorlar. Hı hı. Hukuk dersi alıyor. Hukukçudur Fatih. Kimden bahsediyorum? Osmanlı'nın en ileri gelen fakihlerinden. Fakih, fıkıh yapan demektir. Fıkıh da hukuk demektir. En önemli fakihlerinden Hızır Bey'den ders alır. Hızır Bey. Hızır Bey. Hızır Bey'in ne kadar muhteşem olduğunu görür. 29 Mayıs'tan sonra İstanbul'un ilk belediye başkanı, ilk valisi, ilk kadısı Hızır Bey'i belirler. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Hızır Bey'in mezarı nerede? Bu kadar büyük adamın mezarı nerede? Hızır Bey'in mezarı İMÇ bloklarının 3 ile 4. bloğun arasında. Eski albüm yapılan, kaset yapılan. Aynen değil mi? O kapanındaki o sıra gelmeden önce. Katip Çelebi ile beraber yatar. 1942 tarihinde İnönü zamanında o Atatürk Bulvarı açılırken yüzlerce eser, mektep, medrese, üniversite, Sıbyan Mektebi, kütüphane, hamam, han, her şeyi yıkmışlar. Onların arasında Hızır Çelebi'nin camisini de yıkmışlar. Mezarını kaldırıp İMÇ orada bir cami var köşede, mescit şeklinde. Efendim? Orada bir cami, köşede bir mescit şeklinde bir yer var. Açıkta, açıkta. Açıkta direkt Hızır Çelebi'nin mezarı direkt açıkta görünüyor. Şimdi buradan bir şey söyleyeyim. Sıkı dur. Osmanlı zamanında İstanbul belediye başkanları olan kadıların maaşı yoktu. Onlara maaş vermezlerdi. Onlara işlesinler, ekip bitsinler diye toprak verirlerdi. Toprak da işe yarasın, üretim olsun diye toprak verirlerdi. Onlar da kadılıkla uğraşırken o toprağa bir kahya atarlar. O kahya o topraktan çıkan mahsulle uğraşırdı. İstanbul'a kadı olarak atanan kadının köyü Kadıköy'den Kartal'a kadardır. Bu yüzden Romalıların Kalkedeon dediği bölgeye ben Kadıköy diyorum. Çünkü orası Hızır Bey'in arpalığıdır. Çok ilginç bir bilgi hocam. Şimdi Yedikule zindanlarına gireceğiz ama biraz önce Fatih'e girdik madem. Hem aklımdaydı hem de özelden daha önce arkadaşlardan sormuşlardı sorarsın diye. Gemiler nereden yürütüldü ilk İstanbul'a giriş? Şimdi gemiler... Buna ilgili birkaç rivayet var ama... Edirne'den, yani Trakya'dan Marmara Denizi'ne indiler. Oradan İstanbul'a geldiler. Şimdi bakın, az evvel bu değil, az evvel bir tane görüntü vardı. Bir Fatih şöyle resim yapmış. Evet, bir önceki. Bir şeyin üzerinden daha önce. Yok bu şöyle bir sonra. Tamam, evet. Bu kalsın lütfen. Bura nere biliyor musun? Bugün hala bu özelliğini koruyor. İstanbul topografik olarak yapısını koruyor. Burası Zeytinburnu sahili. Kazlıçeşme sahili. Google'a Zeytinburnu sahili yazın. Görsellere bakın. O burnu, yani o çıkmayı görebilirsiniz. Buradan geldi. Yani Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu sahilinden geldi. Yedikule, Samatya tarafından vurdu. Baltaoğlu Süleyman orada bir mukavemet gördü. Yani orada ona karşı mukavemet vardı. Bunun üzerine daha da ileriye gitti. Kadırga, Kumkapı, Can Kurtaran. Şimdi sıkı dur. Bomba bir şey söyleyeceğim. Bir Türk donanma komutanı olan Baltaoğlu Süleyman'a. Bu böyle kalırsa birazdan ne olduğunu bunu söyleyeceğim. Baltaoğlu Süleyman'a Samatya Yedikule hattı arasında. Samatya ve Yedikule. Kafada oluştu mu? Tamam. Samatya ve Yedikule arasında mukavemet gösteren, oralardan girişini engelleyen adam, komutan, İstanbul'u koruyan komutan kim biliyor musun? Baltaoğlu Süleyman bir Türktür. Türktür. Ona karşı koyan Romalı komutan da bir Türktür. Kim o? İstanbul'un içinde bulunan ve Roma İmparatoru'yla işbirliği yapan Şehzade Orhan. Fatih Sultan Mehmet'in amcaoğlu Şehzade Orhan mahiyetinde bulunan 600 Türk askerle Roma'ya korumuş, Fatih Sultan Mehmet'e karşı ok atmıştır. Baltaoğlu Süleyman bir Türk tarafından korunan Samatya Yedikule hattından giremeyince biraz daha ilerledi. İşte Yenikapı, Kumkapı, Can Kurtaran sahiline gitti. Baktı olmuyor. İçeriye girmesi lazım. İçeriye girecekken 3 tane Venedik gemisi. 3 tane Venedik gemisi. Bizim elimizde 55 parça, 55 tane gemi var. 3 tane Venedik gemisi bizim gemilerin arasından geçip gitti. Bizimkiler onu yakalayamadı. Zira bizim gemiler iyi değildi. İşte bu esnada 3 Venedik gemisiyle 55 parça Osmanlı gemisinin kapışamadığını görünce Kazlıçeşme miting alanı var ya, boşluk. Orada çadırı bulunan Fatih atına atladı. Zeytinburnu sahiline geldi. şu an bulunduğumuz yere, sahile geldi. Atını denize soktu. Baltıoğlu Süleyman'a emirler verdi. 3 tane gemiyi durduramıyorsunuz dedi. Resmen karadan Osmanlı donanmasını idare etmeye çalıştı. Atını boğazına kadar soktu denize. At artık daha gidemiyor. Bir adım daha atarsa boğulacağını biliyor at. Gitmiyor. Ama Fatih gemiye atla gitmeye çalışıyor. Hırsa bak. Yaş 21. Zanos Mehmet Paşa ki kayınpederidir. Zanos Mehmet Paşa önüne geçti. Atın yularından tuttu. Yeter artık sultanım, Allah aşkına dur dedi. O an kendine geldi. Ne yaptığını anladı ve geri döndü. 3 tane gemiyi durduramadık. 3 tane gemi Sepetçiler Kasrı ile Karaköy'deki yeraltı camii var, bilir misin? Evet. Yeraltı caminin olduğu yerdeki Markanyus denilen bir sütun var. Bir burç var. Markanyus burcu ile Sepetçiler Kasrı arasındaki Kastelyon burcudur o. Roma zamanında bir zincir vardı. O zinciri indirdi Romalılar. 3 gemi girdi. Bir daha çektiler. Bizim gemiler giremedi. Tarih kaç? 20 Nisan 1453. Bu 3 gemiyi durduramamak Fatih'i depresyona soktu. Çandarlı Halil Paşa gibi fethi durdurup geri dönmek isteyen yaşlı paşalara cesaret verdi. Dediler ki biz 3 gemiyi durduramıyoruz. Ne yapacağız? Ne İstanbul'u? Geri dönelim. İşte bu arada Akşemseddin ölüme götürüyor herkesi. Aynen öyle. Akşemseddin devreye girdi. Dedi ki Mehmet, bu şehri sen alacaksın. Ve o hadise yeteftahunnen Konstantiniyeti vel emirel emiru emiruha vel emirel ceşin zalikel ceş. İstanbul ne güzel bir şehirdir diye başlayan hadis. O hadise sen mazhar olacaksın. Onu alan ne güzel komutandır. O asker ne güzel, askerdir. Ve Fatih'e cesaret verdi. Fatih bu olaydan, gemileri durduramama olayından 2 gün sonra Tophane yarlarına. Tophane'yi biliyor muyuz? Hı hı. Tamam. Tophane sahili bir, orası doğal koydur. Böyle koy. Oraya yanaştırdı. Şeye çıkarttı. Karaya çıkarttı. 22 Nisan 1453. 23 Nisan 1453'te Romalı tarihçiler mesela Kalkedeos, mesela Andronikos diyorlar ki biz sabah uyandığımızda Osmanlı donanmasını Haliç'te gördük. Demek ki bir dakika önemli. Demek ki Roma ordusunu Osmanlı gemilerini çıkarken görmemişler. Peki nasıl olacak bu iş? 22 Nisan'da hava kaça kararıyor? 8.30 Nisan'da, doğru. 8.30 gibi. Demek ki 8.30'da hava aydınlıksa, Romalılar da o gemilerin oradan tırmandığını göremiyorlarsa daha geç başlaması gerekiyor. Kaçta kararıyor hava? 9'da. 55 tane gemim var. İlk gemi tepeye, yani o Beyoğlu Oda Kule var ya, oralardan bahsediyorum. 3 saatte çıkmış. Saat 12. Bir gemi ortada. Daha aşağıda 54 tane gemim var. Havanın da aydınlanmasına 6-6,5 saat var. Nasıl yapacaksın bunu? Fatih, şu resim Abdülhamit Sarayı'nda kadrolu ressam olan 1876'dan 1924'e kadar İstanbul'da yaşayan İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun resmidir. Bu fethi gören bir adam tarafından çizilmemiştir. Zira gemiler böyle yürümemiştir. Bu hamallıktır. Fatih teknik bir adamdır. Fatih makine mühendisidir. Bu şekilde çekme değil yani. Çekmediler. Hep böyle filmde de böyle. Evet. Böyle çekmediler. Bunu Feridun Emecen dedi ki. Ama şu an herkes böyle biliyor hocam. İşte çekemezsin. Bu şey gibi, Ulubatlı Hasan mevzusu gibi. Ulubatlı Hasan. Orada da konuşalım diye reklama girmeden önce. Böyle çekilmez. Çekemezsin bunu. Zira saat 9'da başlıyor, 6'da bitiyor. 8 saatim var. Muhterem. 8 saatte, 9 saatte 55 gemiyi çekemezsin. Bir şey mi? Vinç sistemi gibi bir şey mi vardı? Çok basit. Ne vardı? İlk gemi 3 saate çıktı mı yukarıya? Bu belki ilk gemidir. Belki. Yani bu doğrudur. Belki ilk gemidir. O da yukarıya kadar. O da kuleye kadardır. Bundan sonra 10 dakikada bir gemi çekildi. Nasıl oldu biliyor musun? Odakule, şimdi Tophane'den Odakule'ye yokuş. Odakule'den Kasımpaşa'ya ne? Hele o Kasımpaşa stadyumunun olduğu yer iniş. Ne yaptılar biliyor musun? Yukarıdaki geminin arkasına bir ip bağladılar. Alttaki çeksin onu. Alttaki gemiye de bir ip bağladılar. Yukarıdaki gemiyi yardan aşağı saldılar. Alttaki gemi üstteki gemiyi hızlanmasını engelledi. Üstteki gemi kayarken alttaki gemiyi çekti. Fatih mühendistir. Hamal değildir. Hiç bu şekilde bilinmiyor hocam. Yani İslam biz mesela soru. Kim bilirse çay ısmarlayacağım buradan. Çok basit bir soru soracağım. Fatih, rejideki arkadaşlara soruyorum. Evet yönetmenim siz de dinleyin. Çay ısmarlıyorlar zaten. Fatih İstanbul'a nereden girdi? Bilinen vezneciler, Topkapı surları, Edirne Kapı. Tamamındaki yazıda şöyle yazıyor. Topkapı geldi rejiden. İşte oradaki tabelayı görürsek, oradaki o pirinç levhayı, orada şöyle yazıyor. 29 Mayıs 1453'te Fatih bu civarda bir yerde açılan bir gedikten girmiştir. Civarda bir net gedik. Bir yer değil. Kaldı ki Fatih 29 Mayıs'ta girmedi. Girmedi. 30 Mayıs'ta girdi. O en son bilinen Atilla sorun içinden girdiği resim. Onu da Zonaro yapmıştır. Hı hı. Onu gösterebilir miyiz arkadaşlar? Evet, bakın burada bir giriş, o hep bilinen popüler olan resim. Çok üzüntü verici bir resim, bir hikaye var orada. Ben çok en son bu Edirne gezimde, Edirne turumda katılan arkadaşlara ben bunu anlattım. Şimdi bakın bu resimde, şimdi geldiğinde göreceksiniz. Bütün herkes ileriye bakar. Bir kişi sanki onu bir fotoğraf gibi düşün. Fotoğrafın çekildiği yere bakar. Kimdir o biliyor musun? O fotoğrafı yapan adamdır. Kendini orada resmetmiş. Evet, şu en çok bilinen içeri giriş. Buraya verirlerse ben de kalkıp göstermek isterim. Yani buraya verirlerse. Hocam şuradan teknik olarak olabilir. Alabiliriz. Şimdi ben kalkayım mı? Hocam şu an anlatalım. Tamam. Jimmy ayarlasınlar. Eyvallah. Şimdi bakın. Burada, tamam hocam kalkabiliriz. Kalkıyorum. Bakın evet hocam şimdi. Kendi kameranıza anlatıyorsunuz. Şimdi burada bakın herkes bu tarafa bakıyor. Hı hı. Şu resmin çekildiği yere doğru bakıyor. Doğru mu? Ya şu taraftan olursa evet. Öyle. Bu adam kim biliyor musun? Bu adam İtalyan ressam Fausto Zonaro'dur. Şimdi bu memleketin öz evladı olarak bu memleketin değerlerinden birine sahip çıkmak görevi ile görevlendirmiş biri olarak kendimi şunu söylemek durumundayım. Bu büyük bir ahlaksızlıktır. Burada bir hırsızlık yatmaktadır. Zira şimdi arkadaşlar Hasan Rıza yazar mısınız? Bir tek onu yazın. Hasan Rıza. Görsellerde bu çıkacak. Onu hatta ikisi beraber varsa ikisini beraber verin. Hasan Rıza diye bir Türk ressam bunu çizmiş. Hı hı. Balkan savaşlarında Bulgarlar bunu öldürmüş. Ben Edirne gezimde Tunca Nehri'nin kenarında öldürüldüğü yeri de anlattım arkadaşlara. Balkan savaşlarında öldürülmüş. Bu resmi sahipsiz kalmış ve Hasan Rıza'nın resmi var ama aynı anda alamıyoruz. Tek alabiliyor muyuz? Aynı anda olan resimler de var. Yani yan yana olanlar. Yan yana koymuşlar. Anladım. Görsellerde tamam. Olabilirsek yan yana olan. Bu aslında bir Türk ressam olan ama hiç bilinmeyen, mezarı da Edirne Selimiye'de bulunan Hasan Rıza diye bir Osmanlı ressamına aittir. Ama biz şimdi soru soruyorum. Neden hep bu resmi biliyoruz? Yani niye hep bu? Popüler bu, evet. Kötü olan bu işte. Yani ben bu resmi parlatmalıyım. Ya hangi resmi? Hasan Rıza'nın resmini parlatmalıyım. Hocam siz alalım resmi ayarlarken rejiden daha kolaylık olacak. Eyvallah. Hı-hı. Burada Zonaro bu memleketin öz evladı olan Hasan Rıza'nın resmini çalmış. Ben bunu niye bilmiyorum? Bu memleketin evladı olarak evlerimize, iş yerlerimize astığımız çok acı. Şimdi şaşıracaksın orijinalini gördüğün zaman. Balkan savaşlarında öldürülünce hakkını savunamayan bir adam Hasan. Ölmüş çünkü. resmini almış, onu çıkartmış, kendini koymuş. Bu kadar. Bu resim bir Osmanlı Türk'ü tarafından çizilmiştir. Bunu eğer dünya bilmiyorsa, bu kültürel mirasın savunucusu olarak problem bendedir. Bu kadar basit. Geldiği zaman zaten gösteririm. Devam ederken hocam Hezarfen'i konuşabiliriz. Çünkü araya gireceğiz. Evet. Sığdırabilirsek. Kaç dakikam var? 5 dakikamız gibi bir... Hemen sığdırayım oraya. Nereden uçtu, nereye gitti? Evet, bu resimdi galiba değil mi hocam? Bakın. Aa, evet, evet. Orada. Sakalsız olan... Aynı resmin. Evet, o resmi alabilir miyiz tekrar? Evet, o resim işte. Bir önce çıkan resmi alalım. Bu işte, bakın bu. Evet hocam. Bu resmin orijinali budur. Hasan Rıza 1912'de Edirne Tunca Nehri'nin kenarında. Hayır, her şey birebir aynı. Her şey. Orada bir tek kendisini oraya eklemiş. O kadar. Orijinali Müslüman bir Türk tarafından çizilen resim, siyah beyaz gibi görülen, hemen şu an soldakidir. Önden baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in ilk hemen sağındaki. Evet, sakalsızdır Hasan Rıza. Hı hı. Bir de Hasan Rıza'nın kendi resmini gördüğümüzde, evet zaten bu o diyoruz yani. Bizim bunları bilmemiz gerekiyor üstad. Yani bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Şöyle yapalım hocam, Zarfen'e girmeden hocam, o zaman Ulubatlas'ını da daha önce ben sizin kulaklarınızda çınlattım aslında, benim ilk bölümde konuştum. Siz Ulubatlas'tan diye biri yok dediniz. Onu ben demiyorum. Tarih evet. Onu açıklamıştınız daha önceki benim başka bir programımda da. Bir onu dinleyelim, ondan sonra araya girelim. Ulubatlı Hasan benim çok fazla memnun olduğum, çok fazla çünkü sevdiğim... sorulara giden, bayrağı diken, vücudunda evet. oklar olan bildiğimiz evet. o figür. Hı. Şimdi Ulubatlı Hasan benim çok sevdiğim, çok memnun olduğum, varlığından da iftihar ettiğim bir karakter, bir kahraman. Hı hı. Çocukların rol model belirlemeleri zamanında Batman'ler, Superman'ler, Hulk'lar, Hogan'lar yerine... Rambo'lar yerine benim aslanlar gibi Ulubatlı Hasan'ım olur. Ben seviyorum Ulubatlı Hasan figürünü ama fakat lakin tarih ise eğer konumuz, disiplin anlamında bir bilimse konumuz, Ulubatlı Hasan diye biri yoktur. Tarih boyunca Ulubatlı Hasan diye bir künye Osmanlı ordusunda hiç olmamıştır. Hatta bilinen kılıç ustası değil mi? Yani kılıç hocası. Yani bir sürü gibi. Şey yazılır yani. Ama değildir. İlk bayrağı da kim dikmiştir? Bir, Balaban Çavuş mu? Bilmiyoruz ki. İttihat Terakki'ye kadar, 1911'e kadar, hatta 1913'e kadar. Çünkü iktidarı bir darbe ile 1913-23 Ocağı'ndan sonra ele aldı İttihat Terakki. O ana kadar Osmanlı, İstanbul'un fetih kutlamalarında Balaban Çavuş diye birinden bahsediyorlardı. Balaban Çavuş dikti surlara diyorlardı. Karışıran Süleyman mı? Bilmiyoruz. Bir de nereye dikildi? Oruç Bey tarihinde yazar. O tarihte, o aynen saatte. Öyle. Bakın. Oruç Bey tarihi der ki Karıştıran Süleyman diye biri dikti. Genel tarih der ki Balaban Çavuş dikti. Ya da Avrupalılar der ki 5 Yeniçeri bağıra çağıra gitti dikti. Ulubatlı Hasan yoktur. Peki Ulubatlı Hasan figürü nasıl ortaya çıktı? Frances diye bir tarihçi var. 1450'li yıllarda İstanbul'da yaşamış. Kitabı 120 sayfa. Frances tarihinde Ulubatlı Hasan yoktur. Ancak ondan 120 yıl sonra 1570-80'li yıllarda Vatikan Kütüphanesi'nde tarih hocalığı yapan başka bir tarihçi Frances isimli tarihçi 120 yıl evvel yaşayan ve İstanbul'un fethini gören Frances'in bu tarihini alır 3 kat büyütür. Kitap olur 450 sayfa. İşte onun kitabında Ulubatlı Hasan yazıyor. Bir de giriş saati siz daha önce açıklamıştınız bunu. Yani gecenin 4'ü 5'i zifiri karanlık. Ben sabah namazını vakti girer girmez. Normalde namaz kılanlar bilir. Sonuçta. Ezan okunur. Hı hı. Ezandan sonra bekleme süresi vardır. Beklenir 20 dakika. Yani. Şu an bile 6-10 gibi okunduğunu düşünürsek. Öyle. Ezan vakti tam girdiğinde saat 4.30-5 gibi herkes namazını kılmış. Hı hı. Hava daha zifiri karanlık. Fatih'in saldırın emriyle dikkat! 70.000 asker 6.800 kilometre 6.800 metre Haliç, Ayvansaray kara surlarından Zeytinburnu'na kadar olan surlara hep beraber saldırmışlar. Şimdi soru, foto finish mi var? İlk önce ordu nereden girdi? 6800 metre. Ayvansaray'dan giren birlik mi önce? Topkapı'dan mı girdi? Edirne Kapı'dan nereden girdi bunlar? İlk kim dikti? Kimler dikti? İlk defa 5 bayrak mı dikildi? Hiç dikilmedi mi? Hiçbir şey bilinmiyor. O sorduğun soruyu bir daha sorayım, söyleyeyim. Biz daha Fatih'in nereden girdiğini bilmiyoruz ki. Bayrağı kimin diktiğini bilin. Bu tamamen bizim hayal dünyamızda var olan bir şeydir. Şimdi Ulubatlı Hasan neredeydi? Diyelim yaşıyor. Edirne Kapı'da diyelim. Ya belki Ayvansaray'da başka biri dikti. Aynı anda Samatya'da belki başka biri dikti veya Yedikule'de biri dikti. Eğri Kapı'da dikti, bilmiyorum ki Mevlana Kapı, Belgrad Kapı, Silivri Kapı, Ayaromonos, Porta Kapısı. Söylenen neresi? Edirne Kapı'da mı dikildi? Topkapı ile Edirne Kapı arasında bir yer de oldu bu olay. İyi de diyelim ki var. Onun ilk defa diktiğini kim gördü? Aynı anda ya 5 kişi diktiyse 6800 metreden bahsediyorum ben. Zifiri karanlıktan bahsediyorum ben. Ve ez cümle. Ve bir sürü tarih, hani o zaman tarihçileri de bunu yazıyorlar. Roma tarihçileri hiç bakın, yok diyorsunuz kaynaklarda. Tursun Bey, yok. Tursun Bey, hı hı. Oruç Bey, Oruç Gazi, hı hı. Oruç Bey tarihi ve Hoca Saadettin Taccüddevari. 3 tane tarih bize fethi anlatır birebir. Ya da Tevari Ali Osman, Aşık Paşazade'nin Tevari Ali Osman'ı bahseder bizim kitaplar. Karşı tarafta Filipos tarihinden tutun Andronikos'a, Kritovilos'a, Frances'e, Kalkedeon'e 7 tane tarihçi bahseder. Sur dışında 4 tarihçi, Sur içinde 7 tarihçi. Elimizde kaç kitap var? 11 kitap var. Bir tanesinde bile Ulubatlı Hasan diye bir figür yok. Anladım. Hocam bir ara verelim. Eyvallah. Sizi dinlendireyim. Evet sevgili seyirciler, bir ara vereceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, tarihçi yazar Ahmet Anapalı ile birinci bölümde İstanbul'da yine bilinmeyen aslında biraz ilginç konuları konuştuk. İkinci bölümde de devam edeceğiz. Kuş evleri var hocam. Osmanlı çok mimarisinde çok kullanır. Evet. Kuş sebilleri. Onlara biraz konuşalım. Şimdi mimariye biraz girelim yavaş yavaş. Evet. Bunlara kuş evleri demek sanırım biraz görsellerimiz var, onları da hafifletmektir. Kuş sarayları. Evet. Yani hangimizin evi böyle görseli vardır? Yani Bağcılar'da Güngören'de oturan bir adamın buna ev demesi sanırım mevzuyu anlamamış olmasını gerektirir. Zira Osmanlı kuş sarayları, kuş evleri yani. Onlar ev diyor, biz saray diyelim. Efendim hikaye şöyle. Bize göre Şeyh Edebalı'nın dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığını İslam insanla beraber o coğrafyada yaşayan her şeyi koymuştur. Zira Allah Kur'an'ında dünya üzerinde var olan her şeyi emanet verdik der. Suyu, peygamber bu yüzden der ki akarsuda abdest bile alsan İsraf etme. İsraf etme. Akarsuya nehir. Bunun israfı mı olur? İsraf etme diyor. Elinde bir fidan varsa, bir fidan var ve kıyametin koptuğunu görüyorsun. Böyle kopa kopa geliyor. Onu dik diyor. Dünyanın en çevreci dini İslam'dır aslında. Peki terörle bağdaştırılıyor ya Avrupa'da. Kabahatli el hak biziz. Kesinlikle, çünkü anlatamıyoruz. Kesinlikle. İslam'da börtü, böcek, hayvan, kurt, kuş her şey bize emanettir. Ok Meydanı, metrobüs durağı var ya, orası tüm kaynaklarda diyor ki yemyeşil bir ormanlık arazide, sulak bir bölgede çağıl çağıl çağlayanların olduğu yerde 1905 Temmuz'unda Abdülhamit bir Darül Aceze kurdu. Abi tanıma bakar mısın? Ne yemyeşili, ne ormanı, ne sulağı, ne çağlayanı. Çağlayan metrobüs durağından başka ne kaldı oralarda? Hiçbir şey. Ve orada bir huzurevi var. İşte o günlerde iki tane göç yeri vardır. Göç güzergahı, leyleklerin. Biri Bursa, biri Ok Meydanı, Haliç üzerinden gidiyorlar. O güzergahta yaz bitti, kış geliyor, havalar soğuyor ama leyleğin kanadı kırık. Leyleğin bacağı kırık. Leylek üşüttü, leylek ne bileyim işte, leylek hasta, uçamıyor, ölecek ya. Dikkat, çok mühim. Benim insanlıkta geldiğim noktayı gösterecek kadar mühim bir şey söyleyeceğim. Benim ve senin atan Osmanlı, sıcak mevsim, soğuk mevsimden sıcağa göç edemeyecek kadar hasta olan leylekleri kışın barındırmak için hastane yapmış. Adı da Guraba-i Laktakan. Garip Leylekler Hastanesi. Guraba Hastanesi. Tabii. Guraba-i Laktakan. Leyleklere hastane. Kedilere rehabilitasyon merkezi. Bak bir tane bomba bir deşifre vereyim. 18. yüzyıl. Bugün Hollanda'nın okyanus kenarındaki şehri olan Lahey'den adını alan bir adam. Hollanda kralının kardeşi Lahey. Hatıraları var elimizde 300 yıllık. Diyor ki çok mühim bir şey bu. Kedi bacaklarının, köpek patilerinin kesildiği, vahşetin yaşandığı bu günlerde insanlığı bize öğreten Lahey diyor ki İstanbul'da diyor bölgeler dine göre ayrılıyordu. Bir bölge Yahudiydi. Neresi? Eminönü Yeni Camii'nin bulunduğu yer. O meydan var ya. Mısır Çarşısı, Mahmut Paşa, orası şey. Zaten ticaret merkezi. Evet, orası Yahudilerin bölgesi. Orada onlar yaşıyor. Tatavla, Şişli, Kurtuluş. Orası Rumların bölgesi. Eyüp, Fatih. Bura Müslümanların birbirlerine tecavüz etmezler. Huzur içinde yaşarlar, komşuluk vardır. Saygı diyor ki, çok mühim bir şey. Lahey söylüyor. Bulunduğun yerin Müslüman mı ya da başka bir dine mi ait olduğunu merak ediyorsan sokaktaki hayvanlara bak. Senden kaçıyor, saklanmak için bir kuytu köşe arıyorsa orası Hristiyan bölgesidir. Sana yanaşıyor, ayaklarına sırnaşıyor, sürtünüyorsa bil ki o Müslüman bölgesidir. Lahey. Lahey diyor bunu. 18. yüzyıl Hollanda kralının kardeşi söylüyor. Nereden nereye hocam? Evet. Şimdi bacak koparan, kafa, bacaklarını kesin. Hayvanlara tecavüz, yani diyemeyeceğim, demeyeceğim o kelimeyi. Bakamadım ya. Hayvanın kulağını kesmişler, bacağını. Anlatmak bile vahşet bir şey. Benim atam diyor ki, benim atamı gören bir tırnak içinde o günkü tabirle bir gavur diyor ki eğer kedi köpek ayağına sırnaşıyor, sürtünüyorsa, oyun istiyorsa orası Müslüman topraklarıdır diyor. Lahey söylüyor. Bak ben neymişim. İşte o günlerde 1518 tarihinde Yavuz Sultan Selim Han bir imar kanunu çıkartır. Diyor, der ki birinin evinin deniz manzarasını başka biri yaptığı evle bozarsa kürek cezasına çarptırılır. Nasıl güzel bir şey ya. Senin bugün sahillerdeki gökdelenleri o zaman idam etmek lazım. Kürek cezası? Evet. Evet. Gemilerin küreği yani gemiler. Gemide çalışır. Onun bir adı vardı gemileri kürekçilerin. Dostlar belki hatırlatırlar. Miço. Miço mu deniyordu? Forsa, özür diliyorum. Forsa. Forsa. Tamam forsa çok güzel. Forsa cezasına çarptırılırlardı. Bak diyor ki Ahmet, Murat'ın deniz manzaralı evinin önüne ev yapar manzarayı bozarsa cezalandırılır. Nasıl? Harika. Bu mantıkla Yeşilköy sahilindeki Çekmece Gölü'nün kenarındaki gökdeleni yapanlar ne hale gelir? İstanbul komple. Aynen öyle. İşte o günlerde Yavuz diyor ki bir katlı ev yapan adam duvarına 5 gözlü, 2 katlı ev yapan adam duvarına 10 gözlü. 3 katlı ev yapan adam duvarına 15 gözlü kuş evi yapmak zorundadır. Ruhsat vermiyor memurlar. Kuş evini görmezlerse. Ben kendi evimi yaparken bu arada Taksim'e adını veren, Taksim ne demektir? Bölmek, bölüştürmek, taksim etmek. Tepede şimdi cami olan yerin hemen yanında bir su şeyi var. Su toplama havzası var. Evet. Su toplama merkezi var. 1. Mahmud zamanında yapılmış. Orada toplanan suyu az evvel gördüğümüz, yani şimdiki arkamda bulunan bir önceki resim. Evet, evet. Bura taksim ediyormuş pompalarla. Bu binadan dolayı o cevrenin adı Taksim. Evet, bu işte. Bu da Ayazma Camii. Üsküdar'daki Salacak sahilinin üstündeki Ayazma Camii. Orada 5, 10, 15... Bu tabii cami. Camilerde... Delikler, evler anlamında. Orada her biri delik, o zaman her biri kuşun evi. Evet, evet. Her bir önceki evi. Resimde kaç taneydi? Orada bayağı bir büyük, bayağı bir köşk gibiydi bu arada, yani. Ödev verebilir miyim ben? Yani ben öğretmenlikten olan bir bir hastalık var. Ödev verebilir miyim? Mesela burada da 4, 7, 8, 8 de orada olsa 16, 17 tane göz var orada. Bayağı da büyük. Ayazma Camii'nde 18 tane kuşevi var. Her birinde bu kadar göz var. Bu nerede söyleyeyim mi? Burada var. Bu nerede? Vezneciler otobüs durağı var ya. Vezneciler, evet. Otobüs durağı. Sağımızda Fen Fakültesi var. Hatırladık mı? Fen Fakültesi ile eski karakol vardı, polis karakolu. Arasından bir yol gidiyor. Üniversite sağımızda kalıyor. Beyazıt Caddesi'ne çıkıyorsun. Orada Sadr-ı Esbak Hasan Paşa diye bir külliye var. Şimdi de kullanıyor, okul olarak kullanıyor. Orası. Yalnız sadece ev değil, yanında dekor da var. Minare dekoru çok güzel bir görsel. Daha ne güzellikler var. Bak doyamazsın güzelliklerine. Kuş evleri benim insanlığa verdiğim önemdir. İnsanlığımı gösterir. Ayazmasıyla, Süleymaniyesiyle, Fatihiyle, Eyübüyle her camide var, her evde vardır. Bunun yanı sıra az evvel gösterdiği ya arkadaşlar, kuş sebilleri var. O uzun olanlar için. Evet. Şimdi kuşlara mesela bir tanesi bu. Bu 3,5 metre boyunda. Şimdi bak, bir çeşme yapacaksın. Bu şey için herhalde değil mi? Hani yüksek olsun da insandan ürkmesin, yukarıda rahat rahat. Kedi çıkmasın. Kedi rahat içsin. Yani bir kuş su içerken kedi gelmesin. O gafil anından yararlanıp kedi kapmasın diye 3,5 metre insanın da üstünde kuş çeşmeleri yapar. İnce düşünülmüş. Yukarıya su çıkartır. Hayvana orada su verirlermiş. Nerede mi var? Fatih'te var, Sümbül Efendi'de var, Süleymaniye'de var. Bunun üstündekiler su sebilleri, altı. Üste bakalım. Kedilerin gelemeyeceği yerler oralar. Üstteki yerlere su sebili olarak görüyoruz. Her yerde var. Karaköy'de bile var. Bakın şimdi bunların yanı sıra konuşmadık, hazırlanmadık, söyleyeyim. Şimdi ben yazar mısınız? Hemen çıksın ya. Bu Sümbül Efendi Camii'nde bu arada kuş çeşmesi. Hemen çıkar. Hamaltaşı yazar mısınız arkadaşlar? Hamaltaşı. Şimdi bakın. Ben bir yerden gidiyorum. Sırtında küfe var. Yani bir yük var. Abdest alacağım, su içeceğim en tabii hakkımdır. O küfeyi yere indirmem lazım. Abdest almam lazım veya su içmem lazım ya. Benim hatam bir adamın sırtındaki küfeyi düşünmüş. 70 santim ve 1 metre arasında bir yükseklikte taş koymuş. Hiç yorulmadan, eğilmeden küfeni oraya bırak, suyunu iç, bir daha giy demiş. Bir daha onu üzerine al demiş. Hamal taşı birazdan gelecek. Ben sana para verirsem, fakir bir adamsın. Ben zenginim, verdim. Herkesin gözü önünde. Mahcup olur musun? Olursun. Yani. İnsanlığın gereğidir mahcup olmak. Peki bende böyle bir vermenin havası olur mu? Vermenin üstünlüğü olabilir. Bir ego olabilir. Alan vereni, veren alanı görmesin. Alanda eziklik, verende mağruriyet olmasın diye Osmanlı direkt vermeyi yasaklamış. Sabah namazından önce, yatsı namazından sonra o al işte bir şey. Bu nerede biliyor musun? Şu sağ ve soldaki bak, değil mi? Kalkabilir miyim? Tabii hocam. Ben kalkmak istiyorum. Zira burada göstermek istediğim çok önemli şeyler var. Hocam buyurun. Önce nerede olduğunu söyleyeyim. Bu üstte diyor ki, üstteki kitabede diyor ki, Sahibül Hayrat vel Hasenat merhum ve mağfur El Gazi Sultan Süleyman Han Hazretleri. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaptırdığı çeşme. Nerede mi? Aksaray metro istasyonunun arkana al. Fatih'e çıkan bir yokuş var. Sofular yokuşu. Horhor. Bugün restoranlarıyla, kebapçılarıyla meşhur. Biliyoruz değil mi? Hemen onun başında. Bakın. Yukarıda anlıyoruz ki Süleyman'ın yaptırdığı bir, Kanuni'nin yaptırdığı bir çeşme. Bakın burada ne var? Bu tabi asfalt, bizde bir kötü bir şey var. Devam edelim. Asfalt. Yerle ilgili bilgi geldi de onunla ilgili. Bu Soful, Horhor'da. Sofular yokuşuymuş. Aksaray, Sofular. Sofular yokuşuymuş. Hemen tekkenin yanı. Kebapçıların olduğu yer yani. Şimdi bizde bir kötü özellik var. Avrupa'da bu yok. Yerdeki asfaltı değiştirmek mi istiyorsun? Önce bir kazıma makinesi geliyor, kazıyor. Sonra asfalt döküyor. Bizde ne var? Cumhuriyet'in ilk başlarından beri asfalt eskidi mi? Dök üstüne. Asfalt eskidi mi? Bizde şimdi dök hocam, günümüzde artık birkaç gündür ortaya çıktı. Parke taşının üzerine asfalt dökülme var şu anda. Bak, kazımıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor zemin? Zamanla yükseliyor. Tarihi eserler ne oluyor? Altta kalıyor. Bak altta kalmış. Normalde şu 70 santim ya da 1 metre yukarıda olması gerekiyor. Ben buraya geldim. Su içmek istiyorum. Hiç eğilmeden, hafif bir eğilerek şuraya ya da şuraya küfesini koyuyor. Küfemi koydum. Suyumu içtim. Benim param da yok. Ama zengin bir adam para vermiş. Sadaka taşından sadaka taşındaki delikten paramı da aldım. Küfemi de taktım. Gittim. Bak sadaka delikleri. Bak hamal taşları. Bak çeşme. Kanuni yaptırmış fakir fukara yesin diye. Buranın adı neydi? Mücadelenin adı? Çukur. Sofular yokuşu. Sofular. Hemen yanında ne var caddenin ismi? Hemen yanındaki cadde? Horhor. Horhor ne? Öyle büyük bir akarsu var ki hor diye gidiyor. Oradan gelen suyu buraya bağlamış. Bak sadaka taşı. Ve ben ve sen ve biz bu medeniyetin çocuklarıyız. Eğer ben Aksaray'dan, Sofular'dan yukarıya doğru, Fatih'e doğru giderken elimde telefonla uğraşarak gidiyorsam ve yanımdaki bu tarihi değeri, Avrupa'nın hiçbir yerinde olmayan bu tarihi değeri görmüyorsam ayıp bana. Bir de hocam burada şey var. Hani öldükten sonra amel devam eder ya. Bu işte. Sadaka-i cariyedir. Aynen öyle. Öldükten sonra devam eder. Bakın bu neresi biliyor musunuz? Süleymaniye Camii. Bu da Süleymaniye Camii'nin hemen şadırvan kısmının yanında. Tabii şimdi restorasyondan sonra duvar kenarına konuldu. Ben bütün çektim bunların fotoğrafı. Bende var bunlar. Bu da bir hamal taşıdır. Bu Süleymaniye Camii'nin o türbelerin olduğu, yani o lavaboların olduğu bölgede mi? Şadırvanın hemen şeyi. Darülhadislerin olduğu yani. Kuru fasulyecilerden girdin ya. Tamam. Hemen o duvarın dibinde bu, bu bulunmak. Şey değil o, Darülhadislerin orada yer değil. Kuru fasulyecilerin oradan girdiğinde ancak bunu görebilirsin. Anladım. Sadaka taşlarıyla, hamal taşlarıyla, kuş evleriyle, zimem defteri diye bir şey var. Bugün benim unuttuğum insanlığı hatırlamam için bunlar yeterli. Zimem defteri. Adamın teki gidiyor bakkala. Diyor ki şu veresiye defterlerini çıkart. Çıkartıyor. Bir tanesini alıyor. Diyor ki ne kadar bana satarsın? Şu defteri almak istiyorum. Bakkal bir fiyat veriyor. Vereyini başlıyor pazarla. Anlaşıyorlar. Parayı veriyor. Defteri alıyor. Yırtıyor atıyor. O defterdeki herkesin borcu ödendi. Yahu ben böyle bir millettim. Ben böyle bir insandım. Bak Buspek diye bir adam var. Buspek. Fransa kralının temsilcisi olarak Türkiye'ye geliyor. Kanuni devri. İyi bir ressam. Ayasofya'yı çiziyor. Kendi anlatıyor bunu hatıralarında. Diyor ki fakirin teki Ayasofya'nın önündeki sadaka taşından para aldı. İhtiyacı var belli. Bir süre sonra aynı fakir geldi. Oraya para bıraktı. Şimdi bir dakika dur. Bu adam alacak kadar fakir mi? Yoksa verecek kadar zengin mi? Hem aldı hem verdi. Buspek rehberini çağırıyor, Türkçe rehberini. Şu adamı çağır diyor. Adam geliyor, diyor ki, rehberle konuşuyor. Az evvel aldın. Bu arada para ne biliyor musunuz? Yani 5 lira 10 lira değil. Altın. Çeyrek, yarım, tam altınlar. Yani bizim çeyreğimiz. Yarım ve tam altın var ya, onlar işte. Evet. Diyor ki, senin ihtiyacın vardı, az evvel aldın, gördüm. Peki niye bıraktın? Fakirdeki ahlaka bak. Diyor ki, ihtiyacım vardı, aldım. İhtiyacımı gördüm, üstünü bıraktım. Ya da ihtiyacı çeyrekti. Belki orada yarım vardı. Orada tam vardı ve yarım vardı. Bozdurdu, geri bıraktı. Abi, Allah bu milleti Viyana kapılarına götürür. Çünkü bu milletin ahlaki yapısı 10 numara. Hayvanlarına bakıyor, kuşlarına ev yapıyor, kedilerine vakıf kuruyor. Peki nasıl bozuldu hocam? Yani ben geçen de konuşuyoruz. Hani derler ya, eğitim değil. Bizde daha kafadan ahlak yok. Verdiğimiz sözü tutmuyoruz. Gideceğimiz yere gitmiyoruz ya da bir iş alıyoruz. Tamamlamıyoruz. Sıkıntı yaşatıyoruz insana. Ahlakta bir sıkıntı var ki ahlakı tamamlamak için geldim diyen bir peygamber ümmetiyiz. Sıkıntı biz, nasıl oldu yani? Cemil Meriç diyor ki, savaşta yenildiğinde yenilmezsin. Düşmanına benzediğinde yenilirsin. Biz 1700-1800'lerden sonraki bütün mağlubiyetlerde Batı gibi olmaya özendik. 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, alafranga modalar ve biz batılılaştık. Batılı olmak yalnızlaşmak demektir. Ego istleşmek demektir ve bencilleşmek demektir. Kendimizden başka kimseyi tanımamaya başladık. Yanımızdaki komşuyu da tanımamaya başladık. Şimdi benim işte Twitter'da, Facebook'ta takipçilerim var. Ben bana biri selamünaleyküm diyor. Ben de aleykümselam diyorum. Adam benim olduğuma inanmıyor. Diyor ki sen ünlü bir adamsın. Niye cevap veriyorsun? Cevap vermemen gerekiyor. Bu adresi kim kullanıyor diyor. Ne diyeyim? Ekmek çarpsın ben mi? Benim mi diyeyim yani? Çünkü cool olmanın, çünkü değerli olmanın en önemli şeyi bakmamak, cevap vermek. Bir de hakarete dönüyor. Yine şanslısınız hocam. Bazen cevap veriyorsunuz, küfürle başlıyor. Tamam cevap verdi, saydırayım artık. Harbiden. Adam diyor ki ya sen o olmamalısın. Cevap verdin diyor. Cevap versem suç. Vermesem havalandın. Havalandı. Cevap bir durum. Ben cevap veriyorum mümkün olduğu kadar. Nasıl yapıyorum biliyor musun? Otobüste, metrobüste, vapurda vaktin var mı? Otur cevap ver işte ya insanlara. Sana soru sor. Ben cevap veriyorum. Bu sefer diyorlar ki sen değilsin. Yoksa cevap vermezdin. Biz bu hale geldik. Şu da var ama şimdi belli yüksek rakamlarda takipçiler olunca hani bir kere cevap veriyorsunuz, sonra bir soru daha geliyor, bir daha veriyorsunuz, o nereye kadar gidiyor? Bu sefer kesmek zorunda kalıyorsunuz, yine aynı başa dönüyor, cevap vermedi. Bu arada bana tarih anlamında soru sorabilirsiniz. Sebep sonuç hashtag ile ekranın altında var. Aynı zamanda asla yine Facebook'tan cevap vermem. Cevap vermem. Kitap tavsiye ederim. Kaynağıyla. Bana bir soru mu sordun? Falanca kitabı oku derim. Cevabı orada. Bu kadar. Eğer merak ediyorsan oku. Yok öyle. Bedavadan sorayım, alayım. İstiyor musun cevabı? Aç kitabı oku. Hocam şimdi soru soracağım ama size. Lütfen abi. Arap Camii'yi soracağım. İlk cami olarak bilinir ya. Abi. Zaten 2-3 soru kaldı. Sahabelerin durumu kaldı. İstanbul Üniversitesi o eski haremmiş. Onu konuşmuştuk. Nasıl sığdıralım bilmiyorum ama 25 dakikamız var. Hiç sıkıntı değil. Böyle devam edeceğiz. Abdülmelik bin Mervan diye biri var. Emevi halifesi. Abdülmelik bin Mervan'ın onun oğlu var. Süleyman bin Abdülmelik. Yani Mervan'ın torunu, Abdülmelik'in oğlu Süleyman. 715 tarihinde İstanbul'a gelir. İstanbul'u almak için uğraşır. Bu arada alamaz. Zira İstanbul çok kapsamlı bir şehirdir. Camide bu arada. 2 sene burada kalır. 2 yıl burada kalır. 2 yıl burada kalıyor ya. 2 yıl boyunca orada bir mahalle yapar. Müslüman mahallesi. Bir cami yapar. O camide ibadetler eder. Derken halife değişimi yaşanır. Halife onu Şam'a çağırır. Çağırırken bir anlaşma imzalar Bizanslılarla giderken. Burada bir Müslüman mahallesi olacak. Bu Müslüman, amcasının oğlu Halife Ömer bin Abdülaziz. Ben ona aşığım. Muhteşem bir Emevi halifesidir. Ömer bin Abdülaziz. İşte bu da içidir. İçi. Burayı teslim eder Bizanslılar ama der burada Müslümanlar kalacak. Çok sade bir mimari bir de. Peki Müslümanlar kalır mı? İslam ordusu oradan ayrıldıktan sonra orada eşine benzerine rastlanmamış bir katliam yaşanır. Karaköy tarafındaki insan katliamından çıkan haykırışlar Eminönü tarafından duyulur. Böyle söyler hatıralar. Oranın adı o aralar Kahırköy'dür. Öyle bir Kahırköy var ki, Kahırköy derler oraya. İşte 717, hatta Sebil az evvelki fotoğrafı görebiliriz. Bir önceki Sebil. Bir önceki fotoğrafı Mesleme bin Süleyman'ın, yani Avlu'daki bahçede. Daha geniş olan. Tamam, bu işte evet. Bak mezarı da orada. Yani şurada. Evet, sol tarafta. Mezarı da hemen başında. Sonra Müslümanlar buradan gittikten sonra yazar mısınız arkadaşlar? Arap Camii minaresi. Bak görülüyor. Sonra burada minare yoktur. Minaresiz bir camidir. Minare yoktur zaten aslında. Duyursun diye tepe yaparlar. Bir tepeye çıkıp ezan-ı Muhammedi'yi okurlarmış. Ardından Müslümanlardan sonra burası bir kilise olur. Bir dönem Cizvitlerin elinde kalır ve buraya bir çan kulesi yaparlar. Zaten kare şeklinde belli oluyor. Sonra 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde burayı tekrar camiye çevirir. Çan kulesini de minare yapar. Ama bak sen, Beyoğlu'ndaki Saint Antoine Kilisesi'ndeki İstanbul'daki kiliseler kitaplarına bunu Cizvitlere ait bir kiliseyken Fatih'in camiye çevrildiğini söylerler. Terbiyesizliğin ve cahilliğin dik ailası. Zaten cami. Burası camiydi. Sen burayı kiliseye çevirdin. Fatih geldi, özüne çevirdi. Bu kadar basit. Çan Kulesi'dir. Bak şu an görüyoruz arka tarafta. O Çan Kulesi ardından minare olmaya devam etmiş. Buyurun işte. Evet. Arka tarafta sanırım görülüyor. O kubbenin, yani en üstteki o bölgenin yerindeydi zannedersem. Tabii. Yıkılıp oraya. Aynen öyle. Hiç böyle minare olur mu? Burası Çan Kulesi. Hilal konmamış herhalde, değil mi? Bazı camilerde yok bu. Bu eski bir fotoğraf olsa gerek, şu an var. Var mı? Geçen hafta buradaydım. Sorayım hocam, biz çok fazla konu işlediğimizde hilalle ilgili, örgütsel yapıyla ilgili sembolizm konuştuğumuzda o hilal, İslam'ın hilali yukarı ve yan durur, değil mi? Hani şöyle değildir. Evet. Yukarı doğru değil. Şöyle değil. Şöyle ve yukarı durulur. Çünkü şu an Kabe'de de o Zemzem Towers'ın üzerinde bayağı yukarı doğru Babomet boynuzu gibidir. Ve başka bir şey söyleyeyim. Benim bayrağımdaki bir özelliği söyleyeyim. Benim bayrağım dünyanın en güzel bayrağı. Yani ben çok gurur duyuyorum bayrağımla. Allah bayrağımızı her daim dimdik dalgalandırsın. Amin. Bayrağımda Kufi yazıyla Allah yazar ve Muhammed yazar. Kufi yazıyla, hani Allah'ta şöyle bir şey var ya. Evet. İşte o el yazısında matbaa ile el yazısı farklıdır. El yazısında onu şöyle yaparsın. O Allah demektir. Yani hilal. Kufi yazıda 5 köşeli yıldız da Muhammed demektir. Ve benim bayrağımda Allah ve Muhammed. Bu da çok bilinen bir şey değil. Evet. Çok bilinen bir şey değil. Şehidimin kanıyla kırmızı rengini almıştır ve üzerinde Allah vardır ve üzerinde Muhammed vardır. Bu öyle bir millettir. Bayrağında Allah ve Muhammed kavramlarını barındırmıştır. Anlatayım mı? Ben Dingon Naharı'nı anlatmak istiyorum. Şimdi İstanbullular... Neresi orası? Dingon Naharı mı? Dingon Naharı diye bir yer var mı? Böyle bam güm izinsiz girdiğin zaman adam der ki Dingon Naharı mı burası? Bir saygılı girdiler, değil mi? Şimdi adı çok konuşulur. Beni dinleyenlere ödev veriyorum. Yaşım 44. 44'ten küçüklere ödev. büyüklere tavsiye. Dingo'nun bu pazar günü Dingo'nun ahırına gitsinler. Dingo'nun ahırı kafede bir çay içsinler ve Dingo'nun ahırını gözleriyle görsünler. Var mı yok mu? Evet. Şimdi 1868'de Abdülaziz Han devrinde ulaşım başladı. İETT'nin kuruluşu 68'dir. Ulaşım başladı. Ama ne başladı? Atlı tramvaylar başladı. Atlı tramvay. Nereden nereye abi? Ortaköy'den Karaköy'e, Karaköy Perşembe Pazarı. Biliyor muyuz orayı? Azapkapı. Unkapanı Köprüsü'nün hemen geldiği yer. O tünelin girişi ne oldu yer değil mi? Yok yok. Oraya girmeden önce. Taksim'e çıkan otobüslerin dik çıktığı, Eminönü'ne gidenlerin döndüğü yer var ya, tamam, Karaköy'e doğru. Işte. Orası Perşembe Pazarı, Azapkapı. Tamam. Oraya kadar gelir. Şimdi canlandıralım. Ortaköy, Beşiktaş, Çırağan, Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane, Karaköy. Düz değil mi? Bir tane tramvayı, tramvayın araba, at arabası. Bir tane arabayı iki at çekebilir mi? Düz yolda çeker. Çeker. Perşembe Pazarı'ndan sonra rampa var mı Taksim'e doğru? Var. İki at çekemez. İki ata Perşembe Pazarı'nın olduğu yerde bir yerde, o Saliha Sultan Çeşmesi'nin oralarda bir yerde bir ahır vardır. O ahıra sokarlar. 8 at birden bağlarlar. Etti mi? 10 at. Bir arabayı 10 at yukarıya doğru çeker. O Tarlabaşı yukarı doğru. Civarından yukarıya doğru çekerler. Taksim meydanına geldik. O Şişli'ye gidecek. Taksim'den sonra Elmadağ, Harbiye, Şişli var. Düz mü? Düz. 10 ata gerek var mı? Orada bir yer vardır. Neresi oldu şimdi söyleyeceğim. Orada bir ahıra çekerler. Atlar dinlendirilir, sulandırılır, yemlendirilir. 10 attan 8'i serbest bırakılır. İkisi devam edilir yola. O 8 at dinlenmişse hepsinin dinlenme süreleri farklıdır. 5 at dinlenir, aşağıya boş iner. Atlar yukarıya dolu çıkar, aşağıya boş iner. 8 at gelir, 5'i iner, 3'ü kalır. 8 at gelir, 8'i iner, 5'i kalır. 6 iner, 4 kalır. Tutulamaz kayıt. İşte o Taksim meydanında bulunan ahırın sahibinin adı Dingo'dur ve Rum'dur. O tramvayları da işleten bir Fransız şirkettir. Fransız şirketinin maaşlı elemanı da Dingo'dur. Oranın da adı Dingo'nun ahırıdır. Şimdi asıl bomba. Sıkı durun. Yeri neresi? Dingo'nun ahırı üzerinde bugün ne var? Bulabildim arkadaşlar. Nerede olduğunu, üzerinde ne olduğunu biliyorlar mı? Ben söylüyorum. Bakıyorlar. Cumhuriyet anıtı. Yok. Değil. Orası tam ortada. Orası tam mezarlıkmış. Orta. Evet. Söyleyeyim mi? Şu an caminin yapıldığı yer. Taksim Camisi var ya. Tamam, yeni yapılan cami. 1. Mahmut Su Toplama Bölgesinin arkasında önceden otopark vardı. Tamam. Yine o çiçekçilerin eski olduğu yerin arkası. Onun arkası. Tamam. Orada Dingo'nun Naharı'ydı. Şimdi cami yapılıyor Dingo'nun Naharı'nın üzerine. Caminin olduğu yerde de Dingo'nun Ahırı diye bir kafeterya var. Şu an var mı o kafe? Var. Bütün dostlar gitsinler bir pazar günü. Dingo'nun Ahırı'nın olduğu yerdeki kafeterya çay içsinler. Peki şey mi? İşletmecisi şu an yine torunları mı? Yok yok. Dingo'nu, yoksa almışlar bir ismini oranın kullanıyorlar. Oranın adı Dingo'nun Ahırı olduğu için ismini kullanıyorlar. Adam kafeterya Dingo'nun Ahırı demiş. Çok tatlı bir adamdır. Ben de şahsen tanırım. Bak orayla alakalı enteresan, çok da bilinmeyen, Atatürk'ün nutkunda geçen bir hikaye anlatmak istiyorum. Atatürk bunu nutkunda bizzat kendi söylüyor. Şimdi 15 Mayıs 1919 İzmir işgal edildi. Yunanlılar işgal etti. 15 Mayıs Perşembe akşamı İngiliz yüzbaşı, istihbarat yüzbaşısı 22 yaşındaki züppe John Godolphin Bennett İngiliz ordusu şerefine bir kokteyl verir. Nerede? Beyoğlu tokatlayan hanın 7. katında. Oraya da saraydan temsilen Sultan Vahdettin'in büyük oğlu İsmail Hakkı Oktay gider. İsmail Hakkı Oktay gider. Tamam mı? İsmail Hakkı Oktay'ı unutmayalım bak. Önemli bir şey söyleyeceğim burada. Yenilir, içilir. İçkiler gırla gider, dökülür. Herkeste kafa çakır keyif. John Godolphin Bennett yakışıklı bir tip. Çok da rütbeli bir adam. Yani olağanüstü yetkiler verilmiş. Çünkü abisi ordu komutanı. Ona kıyak geçilmiş. İstihbarat subaylığı verilmiş. Havaya girer. Der ki ben bugün Samsun'a çıkacak olan bir Türk subay grubuna vize verdim. Bunlar Samsun'da bir şeyler yapacaklar. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasının gecesi. Bir gece önce. Bunlar bir şeyler yapacaklar. Şüpheleniyorum. Ama hiçbiri Samsun'a çıkamayacak. Çünkü onlara vize verdim, izin verdim, gidin dedim. Ama ardından da bir İngiliz torpidosuna, az evvel aklımdaydı torpidonun ismi, Malaya isimli zırhlıya emir verdim. Bandırma gemisini Karadeniz'de bulacak ve batıracak. Toplayacak ve batıracak. Hiçbir Türk subayı çıkamayacak Samsun'a. Tamam mı? Bu pek bilinmez bizde. Atatürk'ün nutkunu okuyanlar bilir. Çok da okunmaz bir nutuk. Okunsa bilinir. Sonra bunu duyan İsmail Hakkı Oktay bir süre sonra benim başım ağrıyor der, izin ister, koşarak kayınpederine gider. Kayınpederi kim? Sultan Vahdettin. Mustafa Kemal'in fermanına mühür basan adam Sultan Vahdettin. Gider der ki böyle şeyler duydum. Ne yapayım? Sultan Vahdettin der ki bak bu önemli. Bunu Mustafa Kemal'in duyması lazım. Git söyle. Ama sen söyleme. Çünkü seni takip ederler. Onu da takip ediyorlardır. Sen söyleme. Sen Mustafa Kemal'in arkadaşlarından birini bul. Ona söylet. O da gece yarısı Beyoğlu'na girdik mi? Sağımızda Fransız Kültür Merkezi var. Hemen girişte. Biliyor muyuz? Fransız Kültür Merkezi. Arkana ver. Tam karşında 8 katlı bir yer var. Adı Taksim Palas. Bir apartman. Adı hala Taksim Palas. O 8 katlı Taksim Palas'ın 8. katında bir adam oturmaktadır. Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşlarından biri. Kim o? Rauf Orbay. Yanına gider. Az evvel akşamleyin duyduğu her şeyi Rauf'a anlatır. Rauf Orbay'la 16 Mayıs 1919 Cuma günü Cuma namazından sonra Galata rıhtımına iner. Mustafa Kemal de Sultan Vahdettin'in yaver danışmanlarından Naci Paşa, Ali Fuat Türk geldi, Lütfi Simavi gibi adamlarla Cuma namazı kılar Mustafa Kemal. Ardından bir tören, ardından faytona biner, Galata rıhtımına gelir. Galata rıhtımına geldiğinde Rauf Orbay'ı böyle görür. Rauf Orbay ellerini açmıştır. Mustafa Kemal'e gülümseyerek bakar. Gel kardeşim der. Sonra sarılır sıkı sıkı. 3 defa yanak yanağa gelir uzun uzun ve dün akşam İsmail Hakkı Oktay'dan duyduğu her şeyi anlatır. Bu yüzden Mustafa Kemal'in bindiği bandırma vapuru İstanbul'dan 2 günlük yol olan Samsun'a 3 günde gider. Zira açıktan gitmemiştir. Açıktan gitmemiştir. Kıyıya 20-30 metre yan gitmiştir. Bu da bir gün yolu uzatır. 18 Mayıs pazar yerine 19 Mayıs pazartesi günü. Onlar da açıkta bekliyorlar. Onlar da diyor ki John Godolphin Bey'in sonraki hatıralarında Malaya sabaha kadar açıklarda bandırmayı arada mı bulamadı. Mustafa Kemal nutkunda der ki beni padişahından, beni ve bandırmadaki herkesin padişahın damadı ölümden kurtardı. Ardından Mustafa Kemal şimdi sıkı dur. Bu bilgiyi pek kimse bilmez. Başka bir kaynak da vereyim bununla alakalı. Milliyet Yayın Evi'nden çıktı. Son Sultan Vahdettin Yılmaz Çetiner. Bunu Milliye çıkarttı. Şimdi sıkı dur. Bu İsmail Hakkı Oktay bir sene sonra 1920-21'e bağlayan senenin başında Mustafa Kemal'den bir teklif alır. Der ki Ankara'ya gelmen lazım. Sana benim ihtiyacım var. Ankara'ya gel. Peki efendim der. Sultan Vahdettin'in damadı, son Osmanlı Padişahı Ahmet Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay, Ankara'dan aldığı davetiye üzerine Ankara gidecektir. Ama bir dakika, babası sadrazam, kayınpeder padişah, padişah yaver, nasıl gidecek oraya? Gidemez ki. Yemeğin tuzu gibi basit bir bahaneyle karısı olan Sultan Vahdettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'la kavga eder. Kavga eder. Tabağı çanağı kırar. Bu kadar basit. Yemeğin tuzu. Ardından yatağına ayırır. Sonra odasına ayırır. Sonra bir gün der ki ben kış köşkünde kalacağım. Burada kalmak istemiyorum der. Kavgayı büyütür. Boşanma aşamasına getirir. Sonra sabahleyin bir bakarlar ki İsmail Hakkı Oktay yok piyasada. Kaçtı. Bir mektup bırakmış gitmiş. Tevfik Paşa o günün sabahı Sultan Vahdettin'e gelir. Gördün mü der sultanım bizim yaramaz çocuğun yaptığını. Vahdettin der ki kim o yaramaz çocuk? Kim olacak? Senin damadın benim oğlum İsmail Hakkı. Ne yapmış der. Ne yapacak? Söyleyeyim mi belgemi? Lütfi Simavi var ya, Sedat Simavi var ya, Hürriyet'in sahibi. Sedat Simavi'nin babası Osmanlı Sarayı'nın son mabeyincisi Lütfi Simavi. Osmanlı Sarayı'nda gördüklerimde aynen böyle anlatır. Sadrazam girer, gördün mü der bizim yaramazın yaptığına, senin damadın benim oğlum ne yapmış? Anadolu'ya kaçmış. İyi ya der Sultan Vahdettin. Paşam sevinsene, oğlumuz kılıcın hakkını vermeye gitmiş, savaşmaya gitmiş, mutlu olsana. Sonra İsmail Hakkı Oktay, Ulviye Sultan'ı boşar. Çünkü 3 Mart 1924 hanedan yurt dışına gönderilmiştir. Kendisi bekar kalmıştır. Dikkat sıkıdır. Ferhunde isminde bir hanımla evlenir Ankara'da. Tıbbi bir problem çocuğu olmuyor. Baldızı da çocuktur. Yani kendi karısıyla baldızı arasında yaş farkı var. Baldızını o büyütür gibi. Sonra baldızı evlenir, hemen çocuğu olur. Baldızından olma çocuğunu torun gibi kendi büyütür. Kucağına alır ve bildiği her şeyi anlatır. Kimden bahsediyorum? Son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa'nın oğlu Sultan Vahdettin'in damadı. Bir çocuğu baldızının oğlunu alır, onu kendi oğlu gibi büyütür. Her şeyi ona anlatır. Her şeyi ona öğretir. Medine'de Ravza-i Mutahhara'nın arka tarafında 4 dönümlük arazisi vardır. Onu ona bırakır miras olarak. Elinden tutar Robert Koleji'ne yazdırır. Bir tane makale yazdırır, Cumhuriyet'te yayınlatır. Aferin der, Erika marka daktilo verir ona, hediye eder. Padişahın damadı, son Osmanlı Sadrazamı'nın oğlu, İsmail Hakkı Oktay'ın kucağında büyüyen çocuk Bülent Ecevit'tir. Bu yüzden Süleyman Demirel, Sultan Vahdettin 100 yıl daha hain bilinmelidir derken, Bülent Ecevit Sultan Vahdettin hain değil, kahramandır. Bu ülkeyi o kurtarmıştır demiştir. Zira bizzat Sultan Vahdettin'in damadı İsmail Hakkı Oktay'ın kucağında büyümüş bir adamdır. İlginç bir şey hocam. Hocam son 4-5 dakikamız var. Çok ilginç bir bilgi hocam. Eyvallah. İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Meydanı toparlayabiliyor muyuz? Bir saraydır. İstanbul'un eski harem tabii, olduğu da kadınların olduğu bir bölge. İstanbul'un 3. tepesidir. Hı-hı. Şu an orada birkaç tane görselimiz var, onları alabiliriz. Olur. Süleymaniye Camii vardır. Hadrianus Katedrali'nin üzerinde. Hı-hı. Evet, bu eski halidir. Üzerinde de yazar Daire-i Umuru Askeriye. Genelkurmay Başkanlığı olmuştur. Ama önce Fatih fetheder İstanbul'u ve ilk saray olarak burayı kullanır. Hı-hı. Fakat görür ki burası Roma devrinden Osmanlı'ya bir ticaret merkezi olarak kalmıştır. Bugün bile hala ticaret merkezi. İn aşağıya ne var? Mercan var. Evet. Bu tarafa git Mahmutpaşa, Kapalı Çarşı, öyle değil mi? Oralar bir ticaret merkezi. Ticaret merkezinin orta yerinde saray olmaz demiş. Bu sarayı terk etmiş. Topkapı Sarayı'nı, bugünkü Topkapı Sarayı'nı yaptırmış. Oraya göçmüş. 2 tane saray var. Birine Sarayı Atik, yani buna eski saray, diğerine Sarayı Cedid, yani yeni saray demişlerdir. Sarayı Atik'te Kanuni'nin hürremine kadar kadınlar, Sarayı Cedid'de yani Topkapı Sarayı'nda erkekler kalırdı. İşte bu esnada burada bulunan saray, yani Beyazıt'taki üniversitenin olduğu yerdeki saray, kadınların kullandığı saraydır. Abdülaziz devrine kadar, Abdülaziz devrinde burası başkomutanlık yapıldı. Yani daire-i umuru askeriye yapıldı. Üstünde öyle yazar. İnna fetehna leke feten mubina. Yukarıdaki yazıdan bahsediyorsunuz değil mi? Orta bak. Sağ tarafta. Göbekte. Sağ tarafta inna fetehna leke feten mubina. Fetih suresinin 1. ayeti. Alt tarafta İstanbul Üniversitesi yazısının altındaki o yeşilimsi yeri. Aynen öyle. Ufak yeşilde. 3 tane. Büyük yeşilde daire-i umuru askeriye yazar. Yani askeri emirler dairesi. Sol küçükte ise sen Allah'a, Allah'ın dinine yardım et, o da sana yardım eder. Mealli bir ayet-i kerime yazar. Abdülaziz devrinde burası Genelkurmay Başkanlığı'dır. Hatta sıkı durun, Mustafa Kemal Bey, Yarbay Mustafa Kemal Bey 19. Piyade Tümen Komutanlık yetkisini, Çanakkale'deki yetkisini burada bulunan Genelkurmay Başkanlığı'na geldi ve buradan aldı. O çünkü subaydı ve buraya bağlıydı, buradan aldı. Ardından Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti zamanında 30'lu yıllarda burayı düzenledi, restore etti ve üniversiteye çevirdi. Buranın aslı, esası Osmanlı zamanında bir saraydır. Buradan belli, evet, daire-i umuru askeri. Burada biraz daha yakın, evet, daha yakın şurada çıkmış. Evet. Yukarıda da mühür var. Abdülaziz'in tuğrası vardı. Onun üzerine Mustafa Şeb'i Efendi tarafından, mesela bak şu sağda ve solda saatler var, gördün mü? Evet. O saatler de Mustafa Şeb'i'nin saatiydi. 35'te takıldı onlar. Orada normalde Abdülaziz Han'ın tuğraları vardı. 35'te yukarıdaki tuğranın üzerine pirinç bir levha kondu. TC diye. Şimdi kaldırıldı. Şu an tekrar şey var. Abdülaziz'in tuğrası var. Bak Fatih yaptırdı ama Aziz'in tuğrası var. Sebep? Çünkü burayı Aziz çevirdi Genelkurmay Başkanı olarak. Evet. Hocam programın sonuna geldik. Zaman kalmadı. Eyvallah. Sizi çok yordum. Ağzınıza sağlık. Aslında sabaha kadar gidecek konu ama sizin zaten yoğunluğunuz da var. Söz beni konusu İstanbul'sa geldiniz. Bunun süresi yok. Yani İstanbul. Sonra ne yapalım açık hocam? Ben sizi yine davet etmek istiyorum. Kısmet, çünkü ciddi anlamda mesaj var. Çok programın çok iyi olduğundan, sizi çok sevdiklerinden bahsediyorlar. Yani çok şey yapamadık Allah diyorlar. Gözümüzü ayıramadık, lavaboya hiç gidemedik falan yazanlar var. İnşallah tekrar davet edeceğim hocam. İnşallah. Tarihçi yazar Ahmet Anapalı bizle beraberdi. Evet sevgili seyirciler, programı kaçıranlar için, daha önceki programlar için de YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Derin Plan ve Sebep Sonuç aynı sayfada. İkisini de arattırdığınızda ulaşabileceksiniz kanala. Programın sonuna geldik. Haftaya başka konu ve yine konuğumla burada olacağım inşallah. Görüşmek üzere, iyi geceler.